bu güzel toplantıyı Eskişehir'de düzenleyen arkadaşlarımıza ve burayı şereflendiren sizlere, Odunpazarı Belediyesi'ne hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konu da çok güzel seçilmiş. İslam hukuku çağımızın problemlerine çare bulur mu? Şimdi biz hepimiz İslam'ın Allah'ın son dini olduğuna inanıyoruz. Yani burada bu salonu topla, bu salonda bulunanlar içerisinde inanmayan herhalde yok. Olabilir yani, olmasına mani bir şey yok. Ama öyle gözüküyor. Şimdi İslam hukuku Allah-u Teala'nın son dini olan İslam'ın hukukuysa, o zaman bütün insanlığın problemlerine çare bulacak bir içerikte olması lazım. Fakat mesela biz halkımız arasında hep şunu görürüz: ben Müslümanım ama şeriatçı değilim. Şeriat deyince de insanların aklına çok farklı bir şey gelir. Yani asmak, kesmek, kelle uçurmak gibi şeyler gelir. Hukuksuzluk gelir daha doğrusu. O zaman bu akşam seçilen konu son derece önemlidir. İslam'ı alırım ama hukukunu almam dediğiniz zaman acaba dini açıdan bir problem olur mu? Şimdi aklıma bir husus geldi. Almanya'da Tübingen'de Katolik Fakültesi'nde üniversitenin değişik bölümlerinden hocalarla birlikte nasıl bir işbirliği yapabiliriz şeklinde bir toplantı yaptık. İşbirliği derken yani ilmi çalışmalarda işbirliği. İlk konuşmayı ben yaptım. Dedim ki Allah katında din İslam'dır. Biliyorsunuz ayet-i kerime Estağfirullah inne dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Öyle deyince herkes şöyle kağıdı kalemi bıraktı, gerisin geriye yaslandı. Bu adam bizi Müslüman etmeye gelmiş galiba. Orada bir de sakallı birisi var ki zorla getirildiği belli, Katolik. Çevresindekiler de şöyle ben demedim mi der gibi kafayı salladı. Dedim ki tamam da bir sorun bakayım, İslam ne? İslam nedir? İslam sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Bu nehir dünyanın kurulduğu günden beri oradan gelip Karadeniz'e dökülüyor. Zaman zaman o nehrin kaynakları kirleniyor. Nehrin suyu kirleniyordu. Bir peygamber gelip nehri temizliyordu. Şimdi artık peygamber gelmeyecek. Nehir çok kirlendi. İçen hasta oluyor. İşte bizim vazifemiz o nehri temizlemektir. Su aynı su, kaynak aynı kaynak fakat kirlenmiş. İşte İslam kaynağından çıkan insana da hayvana da bitkiye de her şeye faydası olan o sudur. Öyle deyince hepsi kağıda kaleme sarıldı ve birçok konuda işbirliği anlaşması yaptık.
Şimdi İslam ne? Bizde bu konuda çok ciddi bir problem vardır. Evet. Ortada bir gerçek var. İnkar edilecek gibi değil. Ben şeriatı istemiyorum diyenler çok haklı gerekçelere dayanıyor. Burada hamaset yapmanın bir anlamı yok. Yani o su eski saflığını kaybetmiş. Evet, böyle bunun gibi kaynağından çıkmış olması lazım. O su eski saflığını kaybetmiş. Şimdi siz çocukların evlendirilmesinin meşru olduğu bir ortamı ister misiniz? İster misiniz? Yok. Ama o gelenek küçücük çocukların evlendirilmesine müsaade edilecek bir noktaya gelmiştir. Bugün erkek olsun kız olsun farkı yok. Bugün Güneydoğu'da terör şey affedersiniz töre cinayetleri deniyor. Aslında töre cinayeti değildir. Bir gün Batman'a gitmiştik. Batman'ın ileri gelenlerinden birisi dedi ki Ramazan'dı. Hocam bu akşam iftarı sizinle beraber yapmaya karar vermiştim. Ama bir taziyeye gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Hayırdır dedim. 13 yaşındaki bir kız çocuğunu 60 yaşındaki bir adama vermiş babası. Kız da intihar etmiş. Bunu caiz gören bir gelenek var. Kadınların nikah sırasında nikah masasına oturup evet demelerini yasaklayan bir gelenek var. Bakire kızların babaları tarafından zorla evlendirilmesini yasal gören bir gelenek var. Kadınların hayatını kendilerine zehir eden ama kocasından asla ayrılmasına imkan vermeyen bir gelenek var. Bir gelenek var ki kocası istediği zaman kadını boşar, evine gönderir. Ama kadın ne kadar isterse istesin kocasından ayrılamaz. Kocası kadına derse ki bana karşı bağırırsan boşsun, bağırmaması lazım. Komşuya gidersen boşsun. Falanla konuşursan boşsun. Şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun. Bütün bunları geçerli sayan ve kadının eşinden boş olmasını o sonucu doğuran bir gelenek var. Şimdi insanlar ben şeriat istemiyorum derken bu ve benzeri şeyleri düşünüyorlar. Sen işte dinden döndün, öldürüleceksin denen bir gelenek var. Bunları saymakla bitiremezsiniz. Ama İslam hukuku bu mu? Uzun asırlar sonucu çeşitli kültürlerin İslam diye devreye girdiği, kitaplara geçtiği
siyasetin etkisiyle, geçmiş uzun asırlar içerisinde siyasetin etkisiyle, yerel kültürlerin etkisiyle artık eski saflığını kaybetmiş bir geleneğimiz var. Dolayısıyla şimdi artık bunu sorgulamamız, o suların kaynaklarındaki kirlenmeyi gidermemiz, tertemiz suyu kaynağından alınmış şekliyle insanlığa önce kendimiz içip sağlık bulmamız, sonra da tüm insanlığa kaynağından alınmış su şeklinde bu dini anlatmamız gerekiyor. Bu bütün Müslümanların boynunun borcudur. Çünkü kitap Allah'ın kitabıdır. Kullar Allah'ın kullarıdır. Fakat değerli Eskişehirliler, Eskişehirliler, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in anlamının okunmasını önemsemeyen bir kafa yapısından geliyoruz. Daha yeni yeni insanlar Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamaya başladılar. Daha yeni yeni insanlar Allah'ın kitabıyla yüz yüze gelmeye başladılar. Yüz yüze gelince sorgulamaya başladılar. Sorgulayınca neler neler ortaya çıktı. Şu ortaya çıktı, çok açık ve net olarak, kız olsun erkek olsun reşit olmadığı sürece evlendirilemez. Kur'an-ı Kerim'in çok açık hükmü ve Resulullah'ın açık uygulaması. Hiçbir kız ya da erkek zorla evlendirilemez. Kendi isteği olmadıktan sonra. Kur'an'ın son derece açık hükmü. Boşanmada geleneksel şekilde değil, kadının hukukunun sonuna kadar korunduğu bir yapı var. Erkeğin boşama şekli başka, kadının da boşama hakkı var. Kur'an-ı Kerim bunu ortaya koymuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamış. Din hürriyeti var insanlarda. Öylesine bir din hürriyeti var ki, bir toplumun İslam toplumu olabilmesi için orada dinden dönen bir kişi hiç kimseden çekinmeden ben bu dinden vazgeçtim diyebilmelidir. Onu diyemediği zaman adam bu defa inançsızlığını içine gömüyor ve münafık oluyor. İkiyüzlü oluyor. Ama dediği zaman zihnindeki şüpheler birisi tarafından giderilebiliyor. Ya da giderilmiyor, önemli değil. Ama en azından bir tartışma ortamı doğuyor. Bir hareket doğuyor. Onu ikna edeceğim diye bazı insanlar kitapları araştırmak, konuları daha iyi öğrenmek zorunda kalıyorlar. Mesela gayrimüslimlerle ilişkilerimizde, işte Avrupa'da yaşamış olanlarınız bilirler, biraz da oryantalistlerle, yani işte İslami ilimlerle uğraşan Avrupalılar haklı olarak birçok şeyler söylerler. Bir gün Amerika'dan yayın yapan bir televizyon izliyorum. Belki hala yapıyordur ama şu anda işte sabah kahvaltısı dışında televizyona bakma şansım artık yok. Kahvaltı yaparken ne bakıyorsam bakıyorum. Onun dışında bir zaman bulamıyorum. Bir akşam baktım ki işte Ramazan'ın son haftası. Bir tane papazı çıkarmışlar. Luteryen papaz. Evangelistlerin televizyonu. Bir tane de hahamı çıkarmışlar. Papaz hahama soruyor, diyor ki, ya bu Müslümanlar eğer hakimiyet kurarlarsa bize karşı ne yapacaklar? Haham da diyor ki, bak ne yapacaklarını ben sana okuyayım diyor. Alıyor, aldı Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini. Şöyle açtı. Ben de şimdi Türkçe mealinden size okuyayım bakayım.
Dokuzuncu sureyi açtı, beşinci ayetin mealini okudu. Tevbe suresinin beşinci ayeti. Bakayım. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Buradan okuyorum bakın. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Şimdi kendinizi o Hristiyanla Yahudinin yerine koyun. Amerika'da yayın yapan bir televizyon, bütün dünya dinliyor. Büyük bir televizyon. Adını unuttum tabii, çok yıllar önce bu. Papaz sordu, dedi ki müşrik kim? Haham dedi ki sen de ben de müşrikiz onlara göre. Doğru. Tanımlama doğru. Şimdi Ramazan'ın son haftası, Ramazan'ı haram ayı zannediyor. Şimdi dedi bir hafta sonra bu kitap onlara seni de beni de vurdukları yerde öldürmeyi emrediyor. İşte yarın hakimiyet Müslümanların eline geçerse kitapları bunlara bunu emrediyor. İşte bu kitap. Bak işte ben de buradan okudum size. Şimdi siz böyle bir dine girmeyi aklınızın köşesine geçirir misiniz? Onların yerinde olsanız. Ne yaparsınız? Bu din mensuplarının hakim duruma gelmemeleri için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Değil mi? Şimdi geçtiğimiz asırlar içinde böyle bir gelenek de oluşmuş. O geleneğe göre bu ayetlere meal verilmiş. Bir gün Sakarya Üniversitesi'nden birisi doktora yapıyordu, şimdi profesör oldu. Doktorasını yapmış. Müslüman gayrimüslim ilişkileri diye. Ben de doktora jürisine almışlar. Tezini bana getirdi, bir okudum. Müşrikleri yakaladığın yerde öldüreceksin. Hocası da çok meşhur bir hoca. Ya bu da doktora tezi. Çağırdım. Ya bu ne biçim tez dedim. Böyle şey mi olur dedim. Sen dedim hiç Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini okumadın mı? Orada Allah-u Teala şöyle diyor. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُخْسِدُوا اِلَيْهِمْ Din konusunda sizi öldürmeye kalkmayan, sizi ülkenizden çıkarmayan, çıkaranlara destek vermeyenlerle ilgili olarak Allah size hiçbir yasak koymaz. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُخْسِدُوا اِلَيْهِمْ Allah'ın koyduğu yasak sadece inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkan ve sizin ülkenizden çıkaran kişilere karşıdır. Onlara iyilik yapmanızı, eğer bir kişi onlara iyilik yapmanızı Allah yok, onları iyilik yapmak değil, onları kendinize yakın dost edinmenizi yasaklar. Çünkü inancından dolayı öldürmeye kalkıyor ve ülkenden çıkarıyor. Kim bunu yaparsa yanlış yapmış olur diyor.
Dedi ki hocam hiç görmedim bu ayeti. O zaman gör dedim. Peki hocan göstermedi mi? Hayır dedi. Bu ne biçim doktora yapmışsın? Ya hocam ben böyle yazmamak için çok uğraştım ama bütün kitaplar böyle yazıyor. Ben ne yapayım dedi. Sonra dedim ki gel dedim sana, sen şimdi şey yapma, sana bir 6 ay süre tanıyalım. Şöyle şöyle yap, şuralarını düzelt. Çünkü yarın bunu ellerine alır, bir basına sızarsa, hocası da meşhur, doktora tezi, artık bütün dünya bu konuda şey yapar, çalkalanır. 6 ay süre tanıdık ve doktorasını düzelttik, sonra doktor oldu ve düzeltirken de şu ayete bak, şu ayete bak, şu ayete bak. Peki bu olay ne? Bağlantısı kurulmadan ayetlere cımbızlamasına yaklaşılıyor ve o şekilde mana veriliyor. Şimdi birisine bakıyorsunuz, çok güzel elbisen var maşallah. Şu bir makası getirin de şuradan bir makas alayım. Şimdi bir makasla elbisesinin bir tarafından kestiğiniz zaman ne elbise işe yarar ne kestiğiniz kısım işe yarar, değil mi? Artık o elbiseyi atacaksın. Ya bütünüyle olaya bakmak gerekiyor. Bu ayetin üst tarafı var. Ama maalesef sistem bunun üzerine kurulmuş. Onun için onu anlatıyorum. Ve burada Yahudi ve Hristiyanlar ayırt edilmiş. Onun dışındakiler ya ölüm ya Müslüman. Onun için bakın Alparslan Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'da Yahudi ve Hristiyanlık dışında bir din mensubu yok muydu? Yok muydu ki tarih boyunca Yahudi ve Hristiyanlar dışında kendini bir şekilde Müslümanlıkla irtibatlandırmayan bir grup kalmamıştır? Niye? Ya kardeşim Müslüman olmak akşamdan sabaha olmaz ki. Sen bir savaşı kazanır, ülkeye hakim olursun. Ama benim gönlüme hakim olman yılları gerektirir. Sen şu yendiğini bana anlat, ben bir tanıyayım, iyice bir şey yapayım. Kabul edersem ederim, etmezsem etmem. Sen benim hayat tarzımı değiştirmek istiyorsun. Yok efendim, Yahudi, Hristiyan'a müsaade, diğerleri ya Müslüman olursunuz ya öldürürsünüz. Anadolu'da değişik bölgelerde küçük küçük Alevi grupların oluşmasının sebebi budur. Ne yapmışlardır? Bari hiç olmazsa Müslüman gibi bir şey, bir çadır, İslam çadırı, Hak Muhammed Ali diye bir slogan bulmuşlar. Böylece kendi canlarını korumuşlar. Onun için de sakın kimseye bir şey söylemeyin diye bir sır diye bir şey ortaya atmak zorunda kalmışlardır. Siz de olsanız aynı şeyi yaparsınız. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Çünkü yaşama hürriyeti, yaşama hakkı en önemli haktır. Peki bu gelenekte oluşmuş olan bu yanlışlığın kaynağı ne? Güçlü olduğunuz zaman hiçbir şeyi tanımıyorsunuz. Hiç umurunuzda bile değil. Peki bu ayet-i kerimelerin sebebi ne? Bakın bu ayette ilk en başta diyor ki Allahü Teala 9. surede Allah ve peygamberden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son uyarıdır. Antlaşma yaptığınız müşrikler. Kiminle antlaşma yapmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mekkeli müşrikler. Bunlar ne yapmıştı? O Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde belirtilen 3 tane kırmızı çizgiyi çiğnemişler miydi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanları ülkelerinden çıkmak zorunda bıraktılar mı? Mekke'den çıkmak zorunda bıraktılar mı? Birinci kırmızı çizgi.
Bunlar Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye de 3 kere ordu göndermediler mi? Bedir, Uhud, Hendek. Niye gönderdiler? Bunları Medine'de öldürmek için. Suçları neydi? Sadece inançları, başka bir şeyleri yok. Bazıları da bunlarla bu konuda işbirliği yaptı mı? Şimdi sonra bu insanlar Resulullah'ın Hudeybiye'de yapmış olduğu antlaşmayı da bozdular. Dolayısıyla Müslümanlara karşı her türlü düşmanlığı yaptılar. Bunlara verilmesi gereken ceza Bakara suresinin 191. ayetinde Cenab-ı Hak tarafından şöyle bildiriliyor. Şimdi Allah'ın koyduğu bir kural vardır ceza konusunda. Siz hangi suçu işlerseniz o suçun dengi bir cezaya çarptırılırsınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki bir kimse bir ağaçtan, açıktaki bir ağaçtan, kapalı yerde değil, hurma alır götürürse hem o götürdüğü hurmayı verir hem de onun kadar bir hurma verir. Mesela 10 kilo hurma götürmüşse 20 kilo verir. Ayrıca onu götürmenin cezasına da çarptırılır. Dolayısıyla bir insan bir suç işlemişse o suçun dengi cezaya çarptırılır. Mekkeliler işlediği suç Müslümanları Mekke'den çıkarmaktır. Onlara verilecek olan ceza onların Mekke'den çıkarılması cezasıdır. Onun için Allahü Teala Bakara 191. ayette demiştir ki وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Daha fazlasını yapmayın. Şimdi bu insanlar Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanların da onları Mekke'den çıkarma hakları doğmuştur. Mekke'nin fethinden sonra Mekke Ramazan'da fethedilmiş. Ertesi senenin Zilhiccesine kadar bunlara dokunulmamış. Ramazan, Şevval, Şevval, Zilkade, Zilhicce 4 ay oradan 12, 16 ay bu adamlara hiç dokunulmamış. Mekke'nin müşriklerine yani. Ondan sonra gelen bu ayetler o antlaşmayı bozan müşriklerin daha önce hak etmiş oldukları cezanın uygulamasını emrediyor. Diyor ki bunlara 4 ay daha süre tanıyın diyor. 4 ay daha süre tanıyın. Bak burada diyor ki bu ayette gene mealden okuyacağım. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşabilirsiniz. Bu yeryüzü değil. Mekke'de dolaşabilirsiniz. Şimdi ilgili ayetleri birlikte okumadığınız zaman anlam veremiyorsunuz. Yanlış çıkıyor. Bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz diyor. Allah'tan kaçıp kurtulamayacağınızı, Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin. Yani siz kafirleri, oradaki kafirleri. Allah ve Resulünden en büyük hac gününde insanlara bir duyurudur ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Bu müşriklerden uzaktır diyor. Yani o antlaşmayı bozan müşriklerden. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'tan kaçamazsınız. Kafirler acı veren azabı müjdele. Şimdi diyor ki yalnız antlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan, aleyhinize kimseye yardım etmeyen müşriklerle yaptığınız anlaşmaya sonuna kadar bağlı kalın. Şimdi o yapılan antlaşmayı bir bozan müşrikler var, bir de bozmayan müşrikler var. Bozmayan müşriklere verdiğiniz sözü sonuna kadar tutun diyor Allah. Ama bozan müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkarmışlar. Medine'de 3 kere baskın yapmışlar. Öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar ve antlaşmayı bozmuşlar. Ve bunların hak ettikleri ceza ne? Öldürme falan değil. Mekke'yi terk edin kardeşim. Siz bizi Mekke'den çıkardınız, biz de sizi Mekke'den çıkaracağız. Git Taif'te yaşa, git Medine'de yaşa, nerede yaşıyorsan yaşa ama Mekke'de yaşama. Sana 4 ay daha süre tanıdım.
Öyle şey değil bak. 16 ay, 4 ay daha 2 sene süre tanımışım sana. 20 ay süre tanımışım. Buyur. Git yaşa. Ama bütün müşrikler değil. O suçu işleyen müşrikler. Şimdi mesele düzeldi mi? O zaman Avrupa'daki insanlarla konuştuğun zaman ne konuşacaksın? Diyeceksin ki, beyler, ben hep öyle yapıyorum Avrupa'ya gittiğim zaman. Elinize alın, ver, ellerine birer tane Kur'an-ı Kerim oluyor genellikle. Biliyorlar benim Kur'an'la konuştuğumu. Yani gayrimüslim olmalarına rağmen. Bakın şu ayet açın okuyun, şu ayet açın okuyun, şu ayet açın okuyun diyorum. Ve anlıyorlar ki, ha bu böyleymiş. Şimdi siz, mesela siz Avrupa'da yaşadığınızı söylüyordunuz değil mi az önce? Şimdi siz, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Müslümansınız. Kur'an-ı Kerim'in sizinle ilgili emrine, bugün dünya artık küçüldü. Bir uçağa atlıyorsun, mesela Ocak ayının başında buradan gittik kutup bölgesine. Güneşin hiç batmadığı yere. Bakalım ki 5 vakit namaz nasıl oluşuyor. Orayı daha önce görmüştük de o güneşin hiç batmadığı yerden 2 saat daha uçakla kutup noktasına kadar, işte kutup noktasına en yakın bölgeye kadar gittik. Gündüz öğlen vaktinde güneş ufkun 10 derece altında. Yani bizim sabah namazı olduğu vakitten daha da aşağıda güneş. Öğlen zamanında öyle. Mesela oradaki orada da bir şehir kurmuşlar. Maden ocakları bulunmuş falan. Kömür yatakları bulunmuş. Oradaki insanlar bizi arabamızdan indirmiyordu. Aman ayılar gelir kapar diye. Bunu niye anlatıyorum? Dünya o kadar küçüldü ki. Buradan çıkıyorsunuz, ta kutup bölgesine gidiyorsunuz. Oradan da kalkıp geliyorsunuz. E peki kardeşim. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'in başka din mensuplarıyla ilişkide koyduğu 3 kırmızı çizgiyi bakın bakalım dünyanın her yerinde uygulayabilir misiniz? Allah diyor La yenhâkumullah 60. surenin 8. ayetinde Mümtehine suresi 8. ayet La yenhâkumullah anillezîne lem yukâtilûkum fiddîn İnandığınızdan, inancınızdan dolayı Müslüman olduğunuz için sizi öldürmeye kalkmayan وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Kendi ülkenizden sizi ihraç etmeyen, adamın kendi vatanından değil, senin vatanından. وَظَاهَرُوا فِي اِخْرَاجِكُمْ Sizin sürgün edilmeniz konusunda size destek vermeyenlere karşı Allah hiçbir yasak koymaz diyor. Hangi konuda? اَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِدُوا اِلَيْهِمْ İyilik yapmanız ve onların paylarını vermeniz konusunda. Onların payları ne? Ben şimdi Almanya'da yaşayan bir Müslümanım. Mesela siz, Almanlar sizi Müslüman olduğunuz için öldürmeye kalktılar mı? Orası kendi ülkeleri ama sürgün de etmediler değil mi? Destek de vermediler. O zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlara iyilik yapmanızı ve onların haklarınızı vermenizi yasaklamaz. Onların hakları nedir? Sizin orada yaşamanıza karşılık sizden istedikleri şeydir, vergidir. Peki siz bunu anlattığınız zaman suyu kaynağından alıp içer gibi tertemiz bir hukuk anlatmış olmayacak mısınız? Buna kim karşı çıkar? Ya da tersini söyleyeyim. Bir kişi inancından dolayı öldürülüyorsa kendisini öldüren kişiye der mi ki beyefendi nereye vurmak istersin? Şuradan mı yoksa sırtımı mı döneyim öyle mi diyecek? Seni ülkenden çıkaran bir adam sırf inancından dolayı hani başka suç işlemiş olursun o başka.
O adamla dost mu olacaksın? Ya da birisi çıkarılmana destek vermişsin. O zaman bunlar evrensel kurallar değil mi? Bugün içinde bir savaş sebebi değil mi? Şimdi bak, görüyor musunuz? İslam'ı bu şekilde anlatmak zorundayız insanlara. Bunu anlattığınız zaman bir anda hava değişiyor. Her şey düzeliyor, her şey güzelleşiyor. Eskiler ne yapmış? Bilmiyoruz. Belki bize gelen kitaplar birileri tarafından uydurulmuş da olabilir. Ama çok şükür ki elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Senin şu ceketini çok beğendim, kolunu bana verir misin demeyeceksin. Ceketi hep birlikte istiyorsan iste. Yoksa öyle ceketi parçalayarak isteyemezsin. Ayetlere de bütüncül bakmak zorundasınız. O bütüncül baktığınız zaman işte bu güzellikler ortaya çıkar. Başını da yani yukarıdan aşağı okuduğunuz zaman, iyice düşünerek okuduğunuz zaman, ilgili başka ayetlerle de okuduğunuz zaman bakarsınız ki muhteşem bir sistem ortaya çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı muhteşem bir sistem var. Resulullah'ın ashabı nereye gitmişse problem çözmüştür. Gittiği her yerde. Öylesine problem çözmüş ki, bugün İslamiyet onların gittikleri yere kadar gitmiştir. Uzun asırlar geçmesine rağmen onların ötesine fazlaca gidilememiştir. Çünkü onlar problem çözüyorlardı. Ama biz problem çıkarıyoruz gittiğimiz yerlerde. Biz problem çıkarıyoruz. Ne diyordunuz? Küfür pasaportunuzu atın. Az önce neydi? Affedersin isminiz. Akif Bey söylüyor. Küfür pasaportunu atın. Ya pasaportunun kafirlikle ne alakası var Allah'ını seversin? Gidiyorum Avrupa'ya, bakıyorum. Öyle bir tavır ortaya sergiliyorlar ki, yani neredeyse buldukları yerde öldürecekler. Ya yapmayın Allah aşkına. Biz şimdi Almanlara söylediğim gibi o Tuna Nehri kirlenmiş. İşte İslam o Tuna Nehri'nin kaynaklarından kirlenmeden alınan suyudur. O suya dünyada herkesin ihtiyacı vardır. Bu suyu bir kafir içemez diyebilir misiniz? Kafirin ihtiyacı yok mu? Müslümanın da var değil mi? Hayvanın da var, bitkinin de var, ağacın da var. Dolayısıyla İslam'ı şu su gibi herkesin zevkle içeceği, zevkle yararlanacağı şekilde sunmak zorundayız. Şimdi bunu çay yapabilirsiniz. Çayı siz sevebilirsiniz. Herkesin sevmesi gerekmez. Ama su evrenseldir. Çay kişiseldir. Siz çayı çok seviyorsunuz, diğerine dokunabilir. Hatta hiç sevmeyebilir. Çayı çok seven siz, bir saat sonra, yarım saat sonra o çayı içemez hale gelirsiniz. Ama bu su öyle değildir. Dolayısıyla geçmişte ne olmuşsa olmuş. Onun hesabını biz sorma durumunda değiliz. Çünkü onlar ölmüş gitmişler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Biz onlarla ilgili ne söylersek söyleyelim, Allah-u Teala bize bakarak onları yargılayacak değildir. Onların özel şartları var mıydı, yok muydu, iyi miydi, kötü müydü, Allah'ın adaletinden hiçbirimizin şüphesi yok. Onlar tamam ama şu anda hayat bizim hayatımızdır. Mesela ben kendi açımdan dünya ne zaman başlamıştır? Dünyanın tarihi ne zaman başlar diye sorduğum zaman diyorum ki benim doğduğum gün başlar. Kıyamet ne zaman kopar? Ben ne zaman ölürsem o gün kopar kıyamet.
Çünkü ondan öncekisiyle, sonrakisiyle benim hiçbir alakam yok. Kimse bana onu sormaz. Biz bu hayatı yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabbi bir şeyler yaptım dememiz lazım. Çok şükür elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bu kitap var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği hadis kitaplarında var. Şimdi bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'e karşı düşmanca yaklaşıyor. Hem mümin, yani hem Müslüman olduğunu söylüyor, hem Kur'an-ı Kerim'e karşı düşmanca yaklaşıyor. Çünkü kendi sistemini bozuyor. Onun için diyor ki, Kur'an oku ama anlamadan oku diyor. Anlamadan Kur'an okumak nedir biliyor musunuz? Bir plastik borunun içerisinden suyun akıp gitmesi gibidir. O plastik borunun içerisinden yıllarca su aksa boruya bir faydası olur mu? Bize faydası olması için anlamamız lazım. Yani şey gibi olmamız lazım. Plastik boru gibi değil, bir ark gibi olmamız lazım. O su bizim çevremizi yemyeşil hale getirmesi lazım. Gittiği her yeri de sulaması lazım. Yani hayatımızda, yaşayışımızda bunun sonucunu bizim de görmemiz lazım, çevremizin de görmesi lazım. İnsanlara Allah'ın dinini, Allah'ın indirdiği saflıkta anlatmamız lazım. Allahü Teala'nın dini nedir? Allah-u Teala kendi dinini şöyle tanımlıyor. 30. surenin 30. ayetinde diyor ki, yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. Allah insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din bu dindir ama insanların çoğu bunu bilmezler. Bunun kısa özeti nedir? Din, doğa kanunlarının işlediği ortamdır. Yani Kur'an-ı Kerim doğa kanunlarının yazılı şeklidir. Tabiatı yaratan Allah-u Teala değil mi? Bu kitabı indiren de O'dur. O Allah'ın yarattığı ayettir, bu da indirdiği ayettir. Bu ikisi arasında en küçük bir uyumsuzluk olmaz. Dolayısıyla bir insan bir bardak su içtiği zaman nasıl rahatlıyorsa Kur'an-ı Kerim, yani Allah'ın dininden de o derece rahatlaması lazım. Kişinin bütün problemlerini çözmesi gerekir. Ve çözer. İşte Resulullah ashabını o şekilde yetiştirmiş. Nasıl yetiştirmiş biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Müzzemmil suresi anlatıyor. Mekke'de her gece sahabisini, gecenin üçte biri, üçte ikisine yakın ya da daha az ama her gece Kur'an eğitimi yaptırmıştır. Bugün Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı son zamanlarda her tarafta Kur'an eğitimi başlattı. Ama Arapçası okutuluyor. Arapçası değil, Türkçesinin okutulması lazım. Siz Arap olsanız tamam. Ama siz Türksünüz. Çünkü Allahü Teala İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki 14. surenin 4. ayeti ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehu. Her Resulü kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki onu açık açık anlasın. Peki siz Arapça Kur'an'ın tamamını ezberleseniz ne anlayacaksınız? Bir şey anlar mısınız? Anlamanız lazım. Efendim Arapçasını öğrenmeyelim mi? Öğrenme diyen yok. Öğren. Ama asıl öğrenmen gereken onun manasıdır.
Onun manasını öğren ki birisi gelip dinini kullanarak seni kandırmasın. Sana Kur'an'a aykırı bir din telkininde bulunmasın. Bu dinin evrenselliğini ortadan kaldıracak bir tavır içinde olmasın. Sorgulayabilesin. İnsanlar her konuda son derece akıllı davranırlar. Dine sıra geldiği zaman herkes akılsızlaşır. Buna benim aklım ermez der. Ya sen aklın ermediği şeyi nasıl din olarak kullanıyorsun? Şimdi muhterem Eskişehirliler, mesela Batı'da insanlar ateist oluyorlar. Niye ateist oluyorlar biliyor musunuz? Kendilerine din diye sunulan şeyi beğenmedikleri için ateist oluyorlar. O insanlar Allah'a inançsızlıklarından dolayı ateist olmuyorlar. Allah'a inanıyorlar. Ama kendilerine deniyor ki kilisedir Tanrı. Kiliseyi reddediyor. Aklı başında hiç kimse onu kabul edemez ki. Hiç kimse kabul edemez. Bir Katolik fakültesinde bir Arnavut, yok Boşnak, Müslüman doktora yapıyordu. Kaç senedir buradasın dedim, 5 senedir. 5 senedir sen burada hiç Katolik gördün mü dedim. Katolik fakültesi, dikkat edin. Dekanın odasında soruyorum kendisine de. Sen burada 5 senedir hiç Katolik gördün mü dedim. Dedi ki ilk geldiğim seneler 2-3 kişi vardı. Çünkü öyle bir yapı takdim ediyorlar ki adamlar inanamıyor. Peki Müslüman toplumlarında da bu insanlar niye dinden kaçıyor deniyor. Ya kardeşim öyle bir din takdim ediyorsun ki karşı tarafa. Anlamadım diyor. Sen kimsin ki anlayasın? Şuna bak hele. Vallahi benim kimliğim mi? Ben Allah'ın kuluyum. Senin bilgin ne? Ya kardeşim Allah bana bilgin ne diye sormuyor. Ben buluğa erdiğim günden itibaren beni sorumlu tutuyor. Demek ki ben buna ehil kişiyim ki sorumlu tutuyor. Yarın Allah hesap verirken ben seni referans gösteremem. Ben kendim vereceğim. Senin de beni küçük görmeye hakkın yok çünkü Allah bana değer veriyor. Öyle olunca işin içinden çıkamayınca adam dinden uzaklaşıyor. Aslında dinden uzaklaşmıyor, o din anlayışından uzaklaşıyor. Dolayısıyla burada insanları çok iyi anlamamız lazım. Adam bir de yani şunu da şey yapalım. İnsanları Müslüman yapmak bizim görevimiz de değildir. Bunu bilelim. Allahü Teala Resulüne şöyle diyor. Fezekkir innema ente müzekkir. Sen bu insanlara doğru bilgi ver. Senin görevin sadece doğru bilgi ver. Leste aleyhim bi musayitir. Bunların tepelerine dikilecek değilsin. Kimseyi zorla Müslüman yapacak değilsin. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsın diyor. Allah Resulüne bunu söylüyor. Ama biz öyle yapmıyoruz. Ya kardeşim, insan kendisi kabul ederse eder. Cennete gidecekse o gidecek, cehenneme gidecekse o gidecek. Sana ne? Sen insanlara doğruları anlat. Güzel bir din anlat. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Evet, şimdi hakikaten İslam evrensel bir din. İşte ben mesela Almanya'da birçok yerde de yani Rusya'da, başka ülkelerde de bu meseleleri oradaki gayrimüslimler anlattığım zaman son derece hoşlarına gidiyor.
Almanlarla İslam hukukunu, yani bir hukuk sistemi olarak birlikte inceleme konusunda da protokol yaptık. Fakat bizim eleman eksikliğimizden dolayı devam ettiremedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki hukuku anlattığınız zaman herkes hayranlıkla takip ediyor. 2011 senesinde cezacılara dedim, onları bir toplayın da bir şey yapalım, ben İslam ceza hukukunu bir anlatayım. Kur'an-ı Kerim'deki ceza hukuku prensiplerini anlatayım. Topladılar, anlattım. Bir tek itiraz gelmedi. Hiçbir tanesi de Müslüman değildi. Tercümeyi yapanlar hariç. Şimdi Kur'an-ı Kerim'dekini, hatta size şöyle söyleyeyim. Ben şu anda iki tane doktora yaptı, üç tane doktora yaptırıyorum ceza konusunda. Birisi cezanın gayesi problemi, birisi suçla ceza arasındaki denge, bir tanesi de ceza yargılaması. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı'na dedim ki gel sen bunu izleme komitesinde sen de ol, sağ olsun kabul etti. Şimdi kabul etti ama tabii beni kırmadığı için kabul etti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre suç ceza dengesi, Kur'an-ı Kerim'e göre cezalandırmada gaye, Kur'an-ı Kerim'e göre ceza yargılaması. Şimdi bunları görenler diyordu ki, bizim o doktor öğrencilerine, ya böyle konu mu olur kardeşim? Böyle şey olmaz. Bu da doktora yapılmaz. Şimdi onlar ikide bir geliyor, ya hocam böyle diyorlar. Ya devam edin. Bir müddet sonra geldi dediler ki, ben her hafta doktora öğrencilerini toplarım, master öğrencilerini toplarım, onları bir dinlerim. Herkes birbirinden haberdar olur. Herkes birbirinin konusunu bilir, o konuda görüşlerini ortaya koyar. Dolayısıyla hep beraber yetişirler. Şimdi şu en son 6 aylık raporlar verir doktor öğrencileri. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin dekanına son raporu götürmüş arkadaşlar. Dekan bir bakmış. Ya bu demiş şer'i hukuk değil. Siz seküler hukuk yapmışsınız demiş. Yani işte şeriat değil, bu uluslararası nitelikte bir hukuk. Ondan sonra ceza hukukundan birisini çağırmış. Ya hele gel demiş. Bir çalıştay yapalım da şu adamları bir dinleyelim mi? Çok acayip kurallar ortaya koymuştur. Ya ne bekliyordunuz? Çünkü biz öylesine yerelselleştik ki evrenselliği kaybettik. Ama bakın şunu da ben son derece eminim Allah'ın izniyle. O iki tane doktora, üçüncüsü daha yeni başladı. Bitsin, dünya onu havada kapacaktır. Çünkü oradaki prensipleri hiçbir hukukçu bilmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in prensipleri, onun sunacağı çözümler hayal bile edilemez. İşte siz insanlığa çözüm sunduğunuz zaman bir işe yararsınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de her gece 10-13 sene Müslümanları Kur'an'la yetiştirdi. 2 sene kadar da Medine'de sürekli. Sonra işler çoğalınca artık geceleri bıraktılar, ne zaman müsait oldularsa o şekilde. Ama o insanlar Kur'an'ı öylesine içselleştirdiler ki bütün problemleri Kur'an'la çözecek hale geldiler. Şimdi de biz, hepimiz Kur'an'ı çok güzel bir şekilde içselleştirmemiz lazım. Çok iyi kavramamız lazım. Evet, ciddi meal problemlerimiz var. Ama olsun. Yine de Kur'an'ı çok iyi anlamamız lazım. Birkaç tane efendim uydurma hadis var, yanlış hadis var, yanlış anlaşılan hadis var diye bir hadis düşmanlığı da var maalesef. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
Kur'an'ı uygulaması sırasındaki sözleridir. Sünnet onun uygulamasıdır. Bu bir örnekliktir ve son derece önemlidir. Kur'an sünnet bütünlüğü içerisinde yaklaştığınız zaman bütün uydurmaları bir kenara atmanız kolay olur. Ama bir kere her vatandaş, her Müslüman o Kur'an-ı Kerim'in mealini içselleştirmeli. Bir de şunu hiç unutmayın lütfen. Şeytan doğru yolun üstünde oturur. Çünkü Allah-u Teala ne demiştir? İblis Allah'ta kovduğu zaman لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Araf suresinin başında. Onlar için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اِيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Çoğusunu şükreder bulamayacaksın. Yani şeytanı meyhanede aramak boşuna aramadır. Doğru bir iş yapacağınız zaman karşınıza çıkar. Kendinize bakın. Namaz kılana kadar aklınıza bir şey geliyor mu? Allahu Ekber dediniz mi? Gelmeyen kalmıyor. Yanlış mı? Her zaman öyledir. Bir müddet sonra alışıyorsun da fark edemiyorsun. Demiş ki, baba demiş, bu kıtlık ne zaman sürecek, bu yoksulluk? Oğlum 40 gün sürecek. Ondan sonra alışırız demiş. Şimdi, namaza durduğun zaman doğru bir iş yapıyorsun, şeytanın çalışma sahasına giriyor. Hayırlı bir iş yaptığın zaman şeytanın çalışma sahasına giriyoruz. O zaman çok akıllı olalım. O gözükmeyen cin şeytanı fazla bir problem değil. Bir euzubillahimineşşeytanirracim dersin, kurtulursun. Bir de insan şeytanları vardır. Karşınıza dört dörtlük Müslüman olarak çıkar. Büyük bir alim olarak çıkar. Çünkü doğru yolda oturmak için o doğru yolu çok iyi bilmek lazım. Ona 1000 tane hatim okusan yerinden kıpırdatamaz. İşte din adına insanların bizi aldatmaması için de çok iyi dinimizi bilmemiz lazım. Ve mutlaka sorgulamamız lazım. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız lazım. Sen anlamasın diyen adamın yanına bir daha gitmememiz lazım. Bu akıl işi değil, gönül işidir diyen sen gönül işleri başka yerlerde kardeşim, sen git o taraflara diyeceksin. Bu akıl. Aklı olmayana Cenab-ı Hakk'ın dini görev yüklemediğini de biliyoruz. Aklın kontrolündeki gönül. Gönlün kontrolündeki akıl değil. Tabii ki bir insan duygusallıktan uzak olabilir mi? İnsanız. Tabii ki olacak. Ama aklın kontrolünde olacak. Onun için de Kur'an-ı Kerim'i iyi okumamız, iyi anlamamız lazım. 7'den 70'e, küçükten büyüğe, hepimizin bunu yapması lazım. Bunu genel bir seferberlik haline getirmemiz lazım. Onun arkasından da Resulullah'ın ashabı gibi problem çözecek duruma gelmemiz lazım. Bu din hava gibidir. Şimdi burada biz Müslümanlar olarak bu havayı soluyoruz. Bizim yerimize gayrimüslimler gelse bu hava ben sizin ağzınıza girmem der mi? Ya da şurada bir takım hayvanları bağlasak hava onlara da lazımdır. Bu din su gibidir, bu din temiz gıda gibidir. İnsanlara bu dini bu şekilde sunmamız lazım.
İnsanlar bundan bu şekilde yararlansın. Müslüman olup olmayacağı kendine kalmış bir şey. İster olur, ister olmaz. Sen adama suyun güzelliğini tattırırsın. Aa ne kadar da güzelmiştir. İçki içmeye devam eder. Ne yapalım? Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben sadece benim görevim bunun güzelliğini tattırmaktır. Bunu ona kavratmaktır. Kavradı bitti. Ondan sonrası karar ona geçmiştir. Ama tabii ben bunu bir kere yapıp bırakacak değilim. Sürekli fırsat oldukça tekrarlayacağım. Evet işte şimdi sorular bir hayli birikti. Bunlara cevap verelim. Efendim şimdi tabii bu Allah'ın dini her insana şey yapılıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığımız zaman Kur'an bizi o tarafa zaten kendiliğinden götürüyor. Özelliği o. Yani insan iyi niyetliyse o sizin dediğiniz o felsefenin o şey şartları biraz daha farklı oluyor. Şimdi ben şuradan bakıyorum. Kutupları biraz daha açıklarsanız sevinirim diye bir soru sorulmuş. Kısaca söyleyeyim. Şimdi kutuplara kadar gittik. Orada toplantı yaptık. Kutbun son noktasına kadar kışın bir sıkıntı vardı. Bir şahsen benim çözemediğim bir problem vardı. Tromso'ya kadar gitmiştim, 70 dereceye kadar. Güneşin hiç doğmadığı yerde. 5 vakit namaz belli oluyor. Gündüzün buradaki bulutlu hava gibi oluyor. Gündüz olduğu belli. Her haliyle belli. Fakat daha kuzeyde ne olacak diye şüphelenmiştim. Gittim oraya, baktım ki orada da yani büyük bir ekiple gittik tabii. Sadece ben gitmedim. Baktık ki öğlen vaktinde de ya şey yani gene gündüz belli. Gündüzün olduğu belli. Yani buralarda olmaması gereken şartlar orada oluşuyor. Ondan sonra düşündük ya burada nasıl oluşuyor burada? Sonra baktık ki bir kutup basıklığı var ya, kutup bölgesinde basıklık, diğer bölgelerde olmayan basıklık, oradan dolayı bu oluyor. Biz takvim çalışmasını çoktan bitirmiş olalım. Ben bana düşen kısmı tamamladım da, astronom arkadaş kutup basıklığı hesaplarını yapıyor. Her bir enlemde kutup basıklığı hesaplar. Bu daha önce yapılmamış. O biraz zaman alıyor. Şimdi Allah'a şükür ekvatordan kutup noktasına kadar hem yaz hem kışın 5 vakit namazın oranın tabii kurallarına göre, doğal kurallarına göre oluşum zamanlarını, esaslarını tespit ettik. İnşallah kısa sürede bunu o kutup basıklığı hesapları da bittiği zaman ilan edeceğiz Allah nasip ederse. Hamdolsun tarihte ilk defa bu oldu. Tromso'da da bir yani 70 derece enlemde güneşin hiç doğmadığı bir yerde de bir uluslararası toplantı Norveçliler düzenlemişti. Bizim sebebimize. Orada da şey yaptık. Mesela Tromso'da Norveçli bir hanım var. Bir İngiliz beyle evli. İkisi de Müslüman. Gece gündüz çalışıyorlar. Müthiş bir şekilde. Onlar düzenlemişler. Oraya geldiler. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden. Ve insanlar tabii yani çok etkilendiler. Bu problem bitti. Bu konuda konuşacak olsak günler sürer de eğer ayrıntılı bilgiyi öğrenmek istiyorsanız bizim kurandersi.com diye sitemiz var. Bugünlerde namaz vakitlerini anlatıyoruz. Yarın saat 11'de canlı olarak internet üzerinden sabah namazını anlatacağız. Daha önceki zamanlarla ilgili de geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Onları da arşivden alıp şey yapabilirsiniz. Çorabın üzerine mesh olur mu? Olur. Çorabın üzerine mesh olur. Çorabın üzerine mesh bütün mezheplerde olur. Hanefi'de de olur, başkasında da olur. Milleti sıkıntıya sokan şudur işte, çorap ayakta durmalıdır. Bir kitaplarda öyle yazar. Ayakta durmalıdır derken çorabı böyle koyacaksınız, çorap duracak. Kardeşim ayakta durması demek senin ayağında durması demektir.
Ya çorap ayakta dursun diye yapılmaz, ayakta dursun diye yapılır. Yani sen ayağına çorabı giydin, adım atıyorsun, diyor ki sana güle güle benim işim var. Ayağından çıkıp da ayrılıyorsa ona yapılmaz diyor. Öyle çorap olur mu? Demek ki eskiden varmış ki yazmışlar. Ama şu anda öyle bir çorap yok. Herkesin çorabı ayakta duruyor. Dolayısıyla herkesin çorabına mesh edilir. Evet. Abdestsiz Kur'an okunur mu? Abdest almanın şart olduğu sadece namazdır. Maide suresinin 6. ayetinde Allah namaza kalktığınız zaman diyor. Kur'an okumak için abdestli olmak gerekmez. Bu konuda ne bir ayet vardır ne de sahih bir hadis vardır. Adetli kadın da okur, abdestli olmayan kişi de okur. Yeter ki Kur'an okuyun. Hayızlı kadının orucu kabul olur mu? Orucu ne bozar? Yeme içme, karı koca ilişkisi değil mi? Adetli kadın bunun hangisini yapıyor? Ve Bakara suresinin 187. ayetini okuyun. Allah neyin orucu bozduğunu anlatır, oruçla ilgili her şeyi anlattıktan sonra bu Allah'ın koyduğu sınırlardır der. Adetli kadın oruç tutamaz dediğin zaman sınırlar aşılıyor. Allah diyor ki kim ki Ramazan ayını yaşarsa oruçlu geçirsin. Deniyor ki adetli kadına sen Ramazan'da oruç tutamazsın. Allah tut diyor sen tutamazsın diyor. Peki tutamazsam tutamam. Niye? Olmaz. Olmuyorsa tamam. Allah hiç kimseye gücün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz. Yok Ramazan'dan sonra tutacaksın. Onu nereden çıkardın? Zamanında yasaklıyorsun, başka zamanda tut diyorsun. Bu nereden? Bu ruhsatı sana kim verdi? Ayşe validemize dayandırdıkları bir söz var. Ayşe validemiz diyor ki biz adet görür, oruç tutmamız emredilirdi, namaz kılmamız emredilmezdi. Ama emredilirdi sözü diye Arapçada olan kada kelimesine bir ibadeti vakti dışında yapma anlamı verilmiş 150 sene sonra bu defa oruç tutarken adetliyken oruç tutmazdık daha sonra kaza etmemiz emredilirdi namaz kılmadık kaza etmemiz emredilmez diye çevirmişler. Dolayısıyla bu konuda da ayrıntılı bilgiyi bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesinden bulabilirsiniz. Tüm delilleriyle, tüm itirazlarıyla bulabilirsiniz. Hocam, ölülerin arkasında mevlüt okunuyor. Bu uygulamayı Peygamberimiz yapmış mıdır? Şimdi mevlidi bırak da ölünün arkasından Fatiha okunuyor, onu sor. Mevlidin olmayacağını zaten olur desem de siz inanmazsınız. Şimdi ölmüş adam, işi bitmiş. Ona yapacağın duadır. Başka hiçbir şey değil. Yani ne dua ne? Ya Rabbi sen bunun günahlarını affet. Onu da zaten her namazda yapıyoruz. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ya Rabbi beni affet, annemi babamı ve hesap günü bütün müminleri affet diyoruz. Şimdi bir gün ben kendi kendime baktım. Süleymaniye'de caminin önünde açmışım ellerimi Fatiha okuyorum. Şöyle bir ellerime baktım. Bir sağa baktım, ulan dedim burada bir tane turist olsa diyecek ki bu adam bu kabirlerden ne istiyor, açmış avucunu ne istiyor onlardan diyecek. Hemen ellerimi indirdim aşağıya doğru. Ulan ben ne yapıyorum dedim. Şimdi Fatiha suresini okuyoruz. Nedir o? Farz edin ki ölenle karşılıklı konuşuyoruz. Öyle düşünün. Ben diyorum elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbine. Yani alemlerin Rabbi Allah ne yaparsa güzelini yapar.
Ölü ne diyecek? Vallahi çok doğru ama keşke ben senin durumundayken onu anlasaydım. Geçti. Şimdi anladım ama iş işten geçti. Er-Rahmanir-Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. İyiliği sonsuz ikram boldur. Doğru ama benden geçti. Hemşerim sen bak sen. Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibidir. Zaten en büyük korkum da o, şimdi hesap günü yaklaşıyor diyecek. Ya benim zaten derdim bana yetiyor, bana bir de hatırlatma diyecek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Vallahi çok doğruymuş ama şimdi öğrendim, keşke senin gibiyken öğrenseydim diyecek. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Ya ben gördüm doğru yolu ama artık gidecek halim yok. Sen git hemşerim diyeceksin. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Ya Rabbi işte kendine nimet verdiğin kişilerin yoluna, yolunu göster. Gazaba uğramamış kimselerin yolunu göster. Veraddâllin, yoldan çıkmamış, sapıtmamışların yolunu göster. Diyecek ki hemşerim ben gördüm, gördüm, sen gör. Ama benim görmemin bir faydası olmadı demez mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tane ölüye Kur'an okuduğuna dair rivayet yoktur. Ölmek üzere olana Yasin suresi okunur. Niye? Allah'ın kelamını duyarak onun huzuruyla canını versin. Kandil var mıdır? Benim kandilimi, kandil kutlamalarını şey yapanlara diyorum ki kardeşim bizde kandil kalmadı. Floresans var. Floresansları kutlayın diyorum. Bu kandil dediğimiz şey Resulullah'tan 4 asır sonra ortaya konmuştur. Dikkat ediyor musunuz? Başka zaman namaz kılmayanlar kandil gecesi sabaha kadar o cami senin bu. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Senin kılacağın bir yatsı namazı 1 milyon kandille kıyaslanmaz. 1 trilyon kandille kıyaslanmaz. Sen namazlarını tam ve vaktinde kıl. Ama insanlar din adına kendilerini kandırmayı çok seviyorlar. Hurafeciler de devreye giriyor. Şunu yaparsan şunu alırsın. Sanki babalarının malını dağıtıyorlar. Millete cennet dağıtıyorlar. Millet de alan razı, satan razı. Tamam. Peki ahirette görürsünüz. Hocam Kur'an meali çıkaracak mısınız? Çünkü bazı mealler manaları ayetlerle anlaşılmaz kılıyor. İnşallah uğraşıyoruz. Vallahi biz birkaç ekip halinde çalışıyoruz. Yani önce bir biz anlayalım, ondan sonra millete anlatalım. Bir Arapça bilenler grubu var, bir bilmeyenler grubu, hiç bilmeyenler grubu var. Ondan sonra da bazı kimselere kontrol ettiriyoruz derken mesela bir 30. cüzü çıkaralım dedik, çıkardık. Burada getirdik arkadaşlar var. Ama kaç sene sürdü? 4. olması yaratıyor mu? Yani yok. Yok, dil problemi yok. Yani Türkçe'ye çevirmekte bir şey yok. İyi anladın mı çevirirsin. İslam dininin tebliğ emrini nasıl yorumluyorsun? Tebliğ demek ne demek biliyor musunuz? Karşı tarafın tam anlayacağı şekilde onu anlatmak demektir. Çok net anlayacak şekilde anlatmak demektir. Onun için ona net anlayacağı şekilde anlatmanız için çok iyi kavramanız lazım. Ama Allah'ın kelamıyla anlatmamız lazım. Başka şekilde değil. Bir gün Kazakistan'dayız. Türkiye'den siyaset adamı, iş adamı şey tutmuşlar, bir uçak tutmuşlardı. O Rusya'nın o devletler yeni hürriyetine kavuştuğu zamanlar. Biz de davet ettiler, biz de bedava diye gittik. Gerçi bedava diye gitmedim, başka maksatlar vardı da. Bazı konuları bazı kimselerle konuşma fırsatı buluruz diye gittik. Çünkü birkaç gün beraber olduk. Şimdi Kazakistan otelinde kalıyoruz. Almata'da. Akşam ben otele geldim. Baktım ki İzmirli birkaç iş adamı koşa koşa geldi beni karşıladılar. Hocam bir gel ya. Akşamdan beri şurada bir
delikanlı var, bir türlü ikna edemiyoruz. Gittim. Hayırdır? Dedi ki, ben Türk asıllı Almanım. O ne demek dedim. Dedi ki, işte annem babam Adana'dan gelmiş, Almanya'ya yerleşmişler. Orada doğdum, büyüdüm. Evet, buyur dedim. Dedi ki, ben dedi çocukluğumda anaokuluna götürüldüm. Kreşe gittim, anaokuluna gittim. Ondan sonra ilkokula gittim. Herkes sen Müslümansın diyordu. Tamam, Müslümansan Müslümanım. Biraz sonra baktım ki ilkokulda arkadaşlar oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar, cumadan bahsediyorlar, helal, haram bir şeyler söylüyorlar. Bizim evde böyle bir şey hiç konuşulmaz. Sonra ben dedim ki, ya ben Müslüman değilim. Ben Müslüman değilim deyince bizim Türkler bir hamaset, bir şey, ne demek sen Türksün, Müslümansın? Lan değilim kardeşim ya, bu sizin dedikleriniz hiçbirisi bizim evde yok. Ondan sonra Hristiyan geliyordu, geldi gel Hristiyan ol, Yahudi geldi Yahudi ol. Ben de kendi kendime karar verdim. Büyüdüğüm zaman çalışacağım, harçlık yığacağım, bütün bu dinleri iyice inceleyeceğim, hangisi doğruysa ona inanacağım. Şeye gittim dedi, Vatikan'a gittim, onları dinledim, pek bir şey anlamadım. Kudüs'e gittim, oradaki Yahudileri dinledim. Gittim şeye, Hindistan'da çok sayıda din var, çok sayıda din mensubuyla görüştüm. Oradan geçtim şeye, Tibet'e, orada görüştüm. Şimdi niyetim Mekke'ye gitmektir dedi. Dedim ki, sen biliyor musun Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ah, çok duydum dedi onu. Ben nereden bileceğim onun Allah'ın peygamber olduğunu dedi. Ha dedim, Allah'a inanıyor musun dedim. Elbette inanıyorum dedi. Onda bir problem yok ki. Ben dedi, o kadar dolaştım işte, Hindistan'da da gittim, bir sürü tanrılara tapıyorlar ama Allah'a inanmayan bir tane yok. Tibet'e de gittim aynı şekilde. Herkes Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak diye o zaten elde bir, onda bir şey yok dedi. Peki dedim, Muhammed Allah'ın peygamberidir biliyor musun? Heh, onu siz söylüyorsun. Ben nereden bileceğim kardeşim dedi. Heh, ben işte senin gibi adam arıyordum dedim. Ben de onun peygamberliğinin belgesi var biliyor musun dedim. Nerede dedi. Gerçekten mi? Evet dedim. Ya bir görebilir miyim dedi. Hemen arkadaşıma dedim ki, şu git de o Kur'an-ı Kerim'i al da gel. Getirdi, verdim Kur'an-ı Kerim'i, Fatiha suresini bir oku bakayım mealini dedim. Bir başladı, birkaç ayet okudu. Allah Allah, ben böyle bir söz şimdiye kadar hiç duymadım dedi. Ne enteresan dedi ya. Fatiha suresini bitirdikten sonra, ya muhteşem bir şey dedi. Ben hiç böyle bir şey duymadım şimdiye kadar dedi. Şimdi saat 11'i geçmiş, 11.30 falan. Saat 3.30'da da havaalanına gideceğiz, bir başka ülkeye gitmek için. Dedim hele kusura bakma, biz şey yapacağız. Ama Kur'an-ı Kerim vermedim ona. Çıktık yukarıya, odaya, 11. kat, unutmuyorum şeyde. Şimdi yorulmuşuz, bizde birazcık da Erzurumluluk var. O zaman da semaver çayı yapıyorlar. Şimdi Rusların da şeyi bozuldu, artık daha semaver çayı yapmıyorlar. Bir semaver çayı yaptırdık. İçmeye başladık, baktım ki kapı tak tak tak, arkadaşımla beraber içiyoruz. Açtım, çok özür dilerim dedi. Siz, biliyorum vaktiniz yok ama dedi. Birazcık oturabilir miyim sizinle? Buyur dedim. Dedi ki, ya o kitap neydi öyle dedi. Ben şimdiye kadar hiç öyle bir şey duymadım dedi. Biraz daha bana konuşabilir misiniz? Neyse biraz daha konuştuk. Bazı ayetleri daha okudum, bir konuştum. Ben konuşmuyorum. Allah'ın kulu, Allah'ın kitabı. Sen yapacağın onu birleştirmek, öyle kendin araya girmek değil. Sonra dedi ki, rica etsem o kitabı bana verir misiniz dedi. Ben şu ana kadar öyle bir kitap görmedim işte. Tamam verdim. Kendi istesin, ben verirsem kıymetini bilmezdi. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İnsanlara Allah'ın dinini anlatırken de Allah'ın kitabıyla anlatmamız lazım. Ben bunun çok sayıda örneğini yaşadım yabancılarla. Ama bu biraz daha çarpıcı bir örnek, onun için anlattım. Yani tebliğ öyle olur.
İslam hukuku ile devlet hukuku çatıştığında devlet hukukuna tercih etmek dini ikinci plana atmak mıdır? Miras gibi. Şimdi Allah'ın emri neyse bir Müslüman onu yapar. Zorunlu olmadığı sürece onu terk edemez. Allah ne emretmişse onu yapar. Zaten Müslüman teslim olan demektir. Allah'a teslim olan demektir. Allah ne diyorsa o diyendir. Orada hiç kimsenin tercih hakkı yoktur. Ülkemizdeki anayasa çalışmalarına ne kadar onay verebiliriz? Şeriatın azı çoğu olur mu? Referandum olursa Müslüman için ne olmalıdır? Henüz anayasa ortaya çıkmadı. Şeriatın azı çoğu olmaz. Biz aslında şeriata uygun, yani Allah'ın şeriatına uygun bir anayasa tespit ettiğin zaman Allah'ın şeriatı, Allah'ın yarattığı tabiat, yani tabi hukuk dediğimiz şeydir. Bundan yeryüzünde hiç kimse rahatsız olmaz. Herkes mutlu olur. Ama sözlerimin içerisinde anlattığım gibi bir takım yanlışları İslam diye insanlara anlattığımız zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Çalışma ne durumda onu bilmiyorum. Bir ortaya çıkar, ondan sonra ancak konuşabiliriz. Furkan suresi 2. ayetinde geçen ölçü kelimesini nasıl anlamalıyız? Kader ile bağdaştırılabilir mi? Ölçü, işte kader ölçü demektir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Her şeyin bir standardı vardır. Her insanın da kendisine özel ölçüleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kader kelimeleri o ölçü manasına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kader inancı diye bir inanç çeşidi yoktur. İsra suresi 16. ayetini açıklar mısınız? Ya buraya yazın da aklıma gelsin, hiç olmasa ne de kompütür değil ki düğmeye basayım hemen çıksın. Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emarnâ mutrefiyâ fesekû fîhâ fehakkâ aleyhimul kavlu fedemmernâhâ tedmîrâ. Şimdi Allah-u Teala bir ülkeyi yok etmeyi dilediğimiz zaman, yani ülkenin gidişatı, çünkü bir yok etmeden önce Allah mutlaka bir peygamber gönderir. Allah'ın kendi kitap, zaten bundan önceki ayette de o var. Biz Rasul göndermediğimiz bir yeri helak etmeyiz diyor. Yani önce o insanlara doğrular anlatılır. Onlar doğruları iyice kavrarlar. Kavradıktan sonra karşı çıkarlarsa cezalandırmayı hak ederler. O zaman şımarıkları başa geçer. Ondan sonra cezayı iyice hak ettikten sonra cezalandırırız diyor. Bu ayet-i kerime öyle söylüyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in meali farklı şekillerde mevcuttur. Bu durum Kur'an'ın neyse, Kur'an'ın anlaşılmasını olumsuz şekilde etkilemekte midir? Maalesef olumsuz şekilde etkilemektedir. Az önce bir bölümünü okuduğum bir ayet var, onun tamamını okuyayım. Bakın, 3. asırdan sonra verilen yanlış manadan dolayı, yani Emeviler döneminde başlayan, Abbasiler döneminde iyice yerleşen bir yanlış manadan dolayı ki hala devam ediyor o. Biz mesela 15-20 senedir 15 senedir o konudaki hatalarla mücadele ediyoruz. Bilmiyorum hangi meallere yavaş yavaş geçmeye başlamış diyorlar ama ben görmedim. Şimdi diyor ki 14. surenin 4. ayetinde Allahu Teala ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyin lehum. Hatta buradan okuyayım ben size. Niye ben kendim şey yapayım ki? 14. sure 4. ayet. Bakın şimdi diyor ki kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik.
Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niye Arapça konuşuyor? Onlar Arap olduğu için. Arapçanın bir özelliğinden dolayı değil. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğinde doğru yola çıkarır. Güçlü olan o, hakim olan odur. Şimdi Allah dilediğini doğru yolda sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola çıkarır. Peki şimdi söyleyin bakayım, Allah dilediğini sapıklıkta bırakıp dilediğini doğru yola çıkarıyorsa niye peygamber gönderiyor? O peygamber o kavmin diliyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Açıklasa ne olur, açıklamasa ne olur? Çelişki var mı? Sen bir gayrimüslime bunu anlat diyecek ki, ya kusura bakma sen Allah'a iftira ediyorsun, Allah bu kadar saçma konuşmaz der. Üçüncü asırda, Hicri 3. asırda yaşamış, 4. asırda ölmüş İmam Maturidi. Çoğunuz bilirsiniz, Maturidi mezhebinin kurucusu. Onun tefsirinde bu ayetin meali şöyle. O zaman henüz bozulma başlamamış, oturmamış yani. O zamana kadar olan doğru manayı veriyor. Diyor ki, kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Bundan sonra Allah sapıklığı tercih edeni sapık sayar, doğru yola gitmeyi tercih edeni de yoluna kabul eder. Şimdi saçmalık var mı? Kendi tercihiyle. Tercih insanın, karar Cenab-ı Hak. Ama burada tamamen tersi değil mi? Tabi bu tür yanlışlar maalesef çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Evlilikte reşitlik ne demektir? Reşit olmak yaşta mı? Reşit olma şey demek yani, Türkçe'de nedir? Elinin ardını önünü biliyor demek. Yani karın zararını biliyor. O yaşa gelebilmek demektir. Bunun kaç yaştır? O bazen büluğa, yani büluğa erdiği andan itibaren reşit olur. Bazen de çok sonra reşit olur. Her zaman her hukuk sisteminde burada tartışma olmuştur. O fazla önemli değil. Önemli olan reşit olmanın şartı. Peygamberimizin Hristiyanlarla olan ilişkisi nasıldı? Yahudilerle olan ilişkisi var. Hristiyanlarla şöyle yani, işte Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ilişkilerdir. Başka bir şey değil. Az önce okuduğum ayetlerde eğer onlar mesela Medine'de 4 tane Yahudi kabilesi vardı. Onlardan 3 tanesi kendileri suç işlediği için oradan sürgün edildiler. Ama 4.'sü Beni Urayt kabilesi, hiç ona dokunulmadı. Yani siz orada cezayı gerektirecek, siz o isyan çıkarıyorsunuz, düşmanla işbirliği yapıyorsunuz, adamları öldürüyorsunuz, tabii ki bunun cezasını çekeceksiniz. Onun dışındaki ilişkilerde size okuduğum Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerine göre olmuştur. Tamamen o şekildedir. Hatta Allahü Teala ve la tucadilu ehlel kitab illa billeti hiye ahsen diyor. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Ama hak hukuk tanımazlarsa o zaman da onun da cezasını verin diye Tevbe suresi 28. ayetinde verilen emir var. Elif Lam Ra ile başlayan surelerin devamındaki ayetlerde bunlar Kur'an'ın mübin ayetleridir diyor. Soru, bunlar diye kastettiği Elif Lam Ra harfleri midir ya da nedir? Bunlar dediği orada okunan ayetlerdir. Elif Lam Ra dikkat çekmek içindir. Araplarda durum öyle. Namazların birleştirilmesi mümkün müdür? Mümkünse nasıldır? Öğle ile ikindi, akşamla yatsı birleştirilebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öğlenin başı bellidir, ikindinin sonu bellidir, ikisinin arası net olarak ayırt edilmemiştir. Akşamın başı belli, yatsının sonu belli, ikisinin arası net olarak ayırt edilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bazen bunları birleştirerek kılmıştır. Öğle ile ikindi, akşamla yatsı.
Ama bunu sürekli yapmamak lazım. İhtiyaç olduğu zaman yapılır. Yolculuk sırasında işte bir toplantıya gidiyorsunuz, ne bileyim. Yani herkes kendi ihtiyacını kendisi belirler. Onu biz belirleyecek değiliz. İsterseniz mesela öğlen vaktinde öğle ile ikindi yıkılarsınız, isterseniz ikindi vaktinde öğle ile ikindi yıkılarsınız, isterseniz akşam vaktinde akşamla yatsı yıkılarsınız, isterseniz yatsı vaktinde akşamla yatsı yıkılarsınız. Bu bir ruhsattır ama namazı kazaya bırakmak diye bir şey yoktur. Namazı vaktinde kılacaksın. Mübarek dinimizde cemaatlerin ve tarikatların yeri nedir? Herhangi bir müşrik, mürşide uyma zorunluluğu dinimizde var mıdır? Bizi aydınlattığınız için şimdiden Allah razı olsun. Şimdi tarikat ve cemaatler, yani bir cemaat bir arada yaşama demek, yani bir topluluk demektir. Tabii ki o topluluk olmak, bir arada, şu anda biz de bir aradayız. Burada bir cemaatiz. Bir arada olmanın yasak hiçbir tarafı yoktur. Gayet de güzel bir şeydir. Ama ne maksatla bir araya geldiniz? Bir hocanın olmasına ihtiyaç değil. Gelmişsiniz, beni dinliyorsunuz burada. Ama siz beni Allah'la kendi aranıza koyarsanız o zaman yoldan çıkmış olursunuz. En başta ben çıkarım, sonra siz. Beraberce cehenneme gideriz. Şimdi insanları işte vekildir, bilmem nedir kelimeleriyle şey yapmamak lazım. Az önce doğru yolda çok sorgulayıcı olun dememinin altında o yatıyordu. Çok dikkatli olun. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak çok zordur. Buna çok dikkat edeceksiniz. Onun için son derece sorgulayıcı olacaksınız. Sebebini soracaksınız. Delil isteyeceksiniz ayetlerden. Aksi takdirde bir sürü kurtarıcılar çıkar. Sizin imanınızı kurtarırlar bazıları. Kimden kurtarıyorsun benim imanımı? Allah beni kafir yapacak da ondan mı kurtarıyorsun? Çünkü bana kafir diyecek olan sadece Allah'tır, başka kimse değil. Kimden kurtarıyorsun benim imanımı? Yok efendim, ölürken seni imanla cennete sokacağım. Seni kim sokacak? Seni kim cennete sokacak ki sen de beni sokasın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Yok efendim, ahirette mahşerde şefaat edecek, Sırat'ta şefaat edecek, şurada. Bunu nereden çıkardın? Yani müthiş bir din sömürüsü vardır, dikkat edin. Kafirin manası nedir hocam? Kafirin manası örten demektir. Örten demektir. Yani Türkçe karşılığı görmezlikten gelen demektir. Görmeyen değil. Yaşamak için uyum sağlamak ve belli bir değişim süreci geçirmek zorundadır ve insanlar sorgusu bu değiştirme bir paralellik göstererek, evet, insanların sorgusu bu değişime paralellik göstererek mi? Şimdi biz değişirken bozulmamamız lazım. İyiye ve güzele doğru. Bozulmak başka, hani değişim bir başka şekilde olur. Bozularak da değişilebilir, gelişilerek de değişebilir. Biz kendimizi geliştirerek değişmemiz lazım. Gelişmek de Allah'ın emirlerine uymakla olur bir Müslüman için. Maide 51. ayeti nasıl anlamalıyız? Maide suresinin 44, 45, 47. ayetleri nasıl anlayacağız? Ya, öyle sorular sormuşsunuz ki yani ayrı birer konferans şeyi. Bunlar gayrimüslimlerle ilişkileri anlatıyor. Mümtehine suresinin benim anlattığım ayetler çerçevesinde anlaşılması lazım. Yani size karşı adam düşmanlık yapmıyorsa onunla dost geçineceksiniz. Dost olacaksın ki iki kelime konuşasın. Yoksa başka ne yapabilirsin? Evrensel olduğunu beyan ettiğiniz İslami yaşaması gereken Müslümanların neden İslamlığı sadece camide, cenaze namazında, imam nikahında lazım oluyor da trafiğe çıktığında, apartmanda, sokaklarda, sokağa tükürdüğünde falan lazım olmuyor. Tamam, zaten burada onu anlatıyoruz. Yani her Müslümanlık hayatımızın 24 saatine hakim olması lazım. Evet, insanlıkla buluşmamızın önünde en önemli problemlerden biri de rejim ve
Hırsızın elinin kesilmesi olayıdır. Hırsızın elinin kesilmesi olayı hiçbir şekilde engel değildir. Ben bunu o şeyde Avrupa'daki o ceza hukukçularına anlattım. Yani bunu bu muhteşem bir sistemdir. Yani onu bilmeden konuşabilir, konuşur insanlar. Ama rejim cezası yoktur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındayken kaldırılmıştır. Bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabı var, burada var, orada ayrıntılı var. O ya da internete girerseniz oradan da bulursunuz. Bir de İslam'ı dünya nizamının şeklini, taslağını sunmazsak izimlerin Müslümanlar menşesi olacaktır. Mezesi. Efendim? Mezesi olacaktır. Sosyal, evet. Sosyalist, tamam. Ekonomik yönetme, tamam. Yönetme şekli gibi ekonomik yönetme şekli gibi devletlerin oluşumunu oluşturan ögelerin prensiplerini oluşturmak gerekir. Tabii bütün bunların enteresandır. Çok temel sistemleri var. İslam'da olan, Kur'an-ı Kerim'de olan en ideal şekillerde. Bunlar tabii apayrı konferans konusu. Ona çünkü bir cümle söyledim, arkadan bir başka cümle isteyeceksiniz. Zaten saat kaç olmuş? Yavaş yavaş millet salonu boşaltıyor yani. Kur'an'ı anlamayla uğraşan birçok kişi zaman sonra namaz yok, oruç yok, hac yok, o yok, bu yok diyecek hallere geliyor. Deist ya da ateist ya da ateist olan çok arkadaşım var. Evet, şimdi ya kardeşim, hocaların da cehenneme gitme hürriyeti var. Yani hatta bana sorarsanız, samimi söylüyorum, cehenneme hocalardan daha yakın olan kimse yoktur. Bunu niye söylüyorum? Çünkü dini anlatırken karşı tarafın aferini anlamak için anlatırsanız cehennemi boylarsınız. Allah rızası için anlatırsanız cennete gidersiniz. Doğruları anlatırsan cemaat razı olmaz. Yanlış anlatırsan Allah razı olmaz. Kimi tercih ediyorsun? Allah'ı mı, cemaati mi? Müşteri memnuniyeti olursa eğer bir hoca da, o hocanın vallahi cennete gitmesi, yani Allah'tan umut kesilmez ama çok zordur. Buna çok dikkat etmek lazım. Kur'an okuyalım anlamına kolay, yani burada işte insanlar, adam Kur'an'ı kendisine uyduracaksa uydurur. Allah o güzelim üzümü yaratmasaydı insanlar şarap yapabilirler miydi? Herkes her şeyi bozar. Ne yapalım? Ben size ayetin mealini hale getirdiklerini de gösterdim. Benim şahsen kendi adıma prensibim şudur. Ben hep şöyle şey yapmışımdır. Bütün dünya kafir olsa, ben mümin olsam ne zararım olur? Bütün dünya mümin olsa, ben kafir olsam ne karım olur? O zaman öncelikle ben kendimi kurtarmaya çalışırım. Tabii ki insanlara derimden geldiği kadar yardımcı olmam lazım. Kur'an okuyalım anlamına kulak verelim diyorsunuz ama kulak verince bakıyoruz ki birçok farklı yorum ve parçalanmalar var. Ya bu parçalanmaların olmaması mümkün değildir. Bir toplumda Kur'an okunacak da o toplumda parçalanma olmayacak. Bu imkansızdır. Çünkü Kur'an en iyi kir çözücüdür. İnsanların kirlerini çözdüğü için mecburen parçalanma olacaktır. Ondan o çok normal bir şeydir ama ortaya çok sağlam gövde çıkar. Şimdi ben şahsen görüyorum, yani şu anda benim gözlemime göre Türkiye'deki İslamlaşma çok sağlam gidiyor. Yani artık insanlar Kur'an okuyor. Kur'an üzerinde tartışıyor. Sapıtan da o şekilde sapıtsın. Ne yapalım? En başta konuştuk. İnsanları yola getirmek bizim görevimiz değil. İnsanlara doğruyu söylemek görevimizdir.
bunun cevabını vermişim, tekrar geri koymuşum ya. Son deneme kadar konusundaki yorumlarınız ile eleştiriliyorsunuz. Ha, kader konusunda, ha kadari kader. Son dönemde kader konusundaki yorumlarınızı eleştiriliyorsunuz. Ben sizin yorumlarınızla paralel düşünüyorum. Mevcut düşüncelerinizin arkasında mısınız? Günümüz Müslümanlarının yaptığı her yanlışı kadere yamaması açısından çok önemli bir konu. Allah razı olsun. Şimdi kader ölçüdür. Allah-u Teala her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Cenneti, cehennemi yaratmış, oraya hangi günahlar işleyenlerin gideceğini belirlemiş, tüm sistemi kurmuş. Siz bugün buraya gelmeye karar vermiştiniz, geldiniz. Gelmeden önce buraya geleceğinizi biliyordunuz, değil mi? Ama Allah size buraya gelecek sağlık, afiyeti, bu imkanları yaratmasaydı gelemezdiniz, değil mi? Onun için biz herhangi bir şey yapacağımız zaman inşallah diyoruz. Yani Allah nasip ederse diyoruz. Allah nasip etmese bir şey yapamayız. Ama Allah-u Teala bir şey yapmaya karar verdi mi, onun yapamaması diye bir şey olmaz. Çünkü onun gücü her şeye yeter. Burada kaderle ilgili asıl soru şu. Allah-u Teala bizim yapacaklarımızı önceden planlamış mı, planlamamış mı? Eğer bizim ne yapacağımızı önceden planlamışsa, bunun dışında bir şey yapmamız mümkün değil. Peki planlayıp planlamadığı konusunda kimden bilgi alabiliriz? Kim söyleyebilir? Allah söyler. Başka birisi söyleyebilir mi? Allah bizi hareketlerimize serbest bırakmışsa, bizi imtihandan geçiriyorsa, henüz yapmadığımız olmayan bir şey bilinebilir mi? Allah planlamamış önceden. Bilinebilir mi? Olmayan bir şeyin bilinmesinden söz edilebilir mi? Efendim? Edilemez. Bunu bilmemek, bunu bilme iddiası mı eksikliktir, bilmemek mi eksikliktir? Olmayan şeyi bilme iddiası eksikliktir, değil mi? Şimdi acaba Allah-u Teala bizim davranışlarımızı önceden planlamıştı. Planlamışsa niye imtihandan geçirsin? Kendisi diyor ki Muhammed Suresi'nin 31. ayetinde, çok ayette de bu hemen aklınıza şıpşak kalacak bir ayet. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Şimdi birçok der ki, hepiniz dersiniz ki, ah benim hayatım roman. Pişmiş tavuğun başına gelmemiş şeyler benim başıma geldi. Sanki kendinden başka kimsenin başına gelmemiş de. Senin başına geleni biliyorsun, onun için öyle konuşuyorsun. Bir öbür tarafın başına geleni bir dinlesen, o zaman görürsün. Diyor ki Allah-u Teala, sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne aleme, bilinceye kadar el-mücahidine minküm, içinizden cihad edenleri, yani her türlü zorluğa Allah için göğüs gerenleri bilene kadar. Burada bilgi imtihandan geçirmiyor. Karşınıza çıkan zorluklara Allah için göğüs geriyor musunuz, gelmiyor musunuz? İmtihan bu. Ve sabirin, ve sabredenleri bilinceye kadar. Ve ya'lemes sabirin. Sabredenleri bilinceye kadar, Allah bilinceye kadar dediğine göre, diyen Allah. O zaman bizim davranışlarımızı, imtihan gereği yapacağımız davranışlarımızı önceden planlamış mı, planlamamış mı? Planlamamış. O zaman bitti. Bitti öyleyse. Ondan sonra ve nebluve ahbarakum, haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar diyor. Ortaya çıktığı zaman da başkaları da görecek. Ama bizim gelenekte doğmadan önce yapacağımız her şey belli. Cennetlik, cehennemlik olacağımız belli. Kardeşim, o zaman Allah şimdi ne iş yapıyor?
Halbuki her zaman bizimle beraber olduğunu söylüyor. Her an bizim duamız var, ilişkimiz devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir yapı var, lütfen buna çok dikkat edin. Bizim cennete mi, cehenneme mi gideceğimiz doğmadan belli. Bu dünyaya bir daha da gelemeyeceğiz. Ölene kadar da sonuç şu anda iyi gibi gözüküyor ama bakalım ne olacak onu da bilmiyorsun. Çünkü öyle bir kader inancı anlatılıyor. Cehennemliksen son anda cehenneme gidecek bir şey yapar gidersin deniyor. Cennetliksen son anda cennete gidecek bir şey yapar gidersin diyor. O zaman ne olacağımız belli değil ya kardeşim. Peki böyle bir Allah'a insanlar güvenir mi? Düşünün. İşte bu kader inancının zorunlu sonucu ne biliyor musunuz? Birileri ortaya çıkıyor, gel ben seni kurtaracağım diyor. İmanını kurtaracağım diyor. Bana bize gelirsen cennet garanti diyor. Kimden kurtarıyor? Allah'tan kurtarıyor. Kendileri Allah'tan daha güçlü konuma geliyorlar. İşte Hristiyanlar diyor ki gel vaftiz ol, cennet garanti diyor. Öbürü diyor gel işte el al, garanti diyor. Öbürü diyor gel şu. Yani bu şirk düzeninin oluşmasının olmazsa olmazı o kader inancıdır. Biz de bununla mücadele ediyoruz. Görevimiz değil mi? Bu konuda eğer ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bizim kurandersi.com sitemizde çok ayrıntılı bilgiler var. Sohbetler var. Küfür tek millet olarak Müslümanları yerlerinden çıkarttılar. Mesela Filistin, Keşmir gibi ya da Afganistan'da barış gelecek diye Müslümanlara zulmeden NATO. Biz Müslümanlar tek vücut olması gereken Müslümanlar, onlarla savaşması gerekmiyor mu? Saygılar. Savaşman gerekir de önce şu tek vücut ol, ondan sonra zaten onlar senin karşına bile çıkamazlar. Önce şu şey yapmışlar, temel boks maçı yapıyormuş, dursun da şey, hakem. Şimdi rakip Temel'e bir vurmuş, Dursun Temel'i kaldırıyor. Ulan Temel sen de ona vur diyor, Dursun kaldırıyor. Ulan tikine duramayırım ki diyor. Bir tikine duralım da ondan sonra kardeşim. Çevremizde bazı cemaat mensupları var. Sen Kur'an'ın Arapçasını oku, mealden hiçbir şey anlayamazsın diyor. Doğru mu söylemek istiyoruz? Çok doğru söylüyorlar. Başka şekilde kendilerini devam ettiremezler. Sizi başka şekilde kandıramazlar. Bunun için doğru söylüyorlar kendi açılarından. Hocam tavsiye edebileceğiniz en doğru Kur'an meali hangisi? Vallahi hangisini en iyi anlarsanız, yani şu anda hepsinde maalesef var bu ciddi hatalar. İlahiyat camiasındaki bazı hocaların asabiyetçilik yaparak İmam Şafii'ye laf atmaları sizce dinimize ne kadar uygundur? Daha önce Diyanet'te görev almış biri olarak şu an Diyanet'in verdiği fetvalarla ilgili görüşleriniz olumlu ya da olumsuz mu? Ben Diyanet'te 21 sene fetva, yani İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerini yönettim. 25 yaşında başladım. Efendim işte 21 sene, demek ki 46 yaşında o zaman üniversiteye intikal ettim. O süre içerisinde bir kere bile Diyanet'in fetvası nedir diye bakmamışımdır. Hangisi doğruysa onu vermişim. Şimdi de aynı. Doğruya doğru, yanlış yanlış. Şimdi İmam Şafii'ye laf atıyorlar deniyor. Yani siz İmam Şafii'yi çok seviyor olabilirsiniz. Cenab-ı Hak makamını cennet eylesin. Peki size bir soru sorayım. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesini kabul edebiliyor musunuz? İmam Şafii bunu kabul ediyor. El ümmünde var. Yani hayalci olmamak lazım. Herhalde o arkadaşımız da bu tür şeyleri, ya bu sadece bir tane örnek. Tenkit ediyordur.
Kadının sosyal hayatta yerine biraz temas eder misiniz? Teşekkürler. Kadın, kadını bak, sosyal hayatta en üst görev nedir? Devlet başkanlığıdır, değil mi? Peki kadın devlet başkanı olur mu? Kur'an-ı Kerim'den cevap verirsek, Neml suresinde Belkıs'ın devlet başkanlığı anlatılır. Ve ideal bir yönetici tipi çizilir orada. Şeyin Süleyman Aleyhisselam mektubu gelir. Adamlarını toplar, istişare eder. Ben sizinle istişare etmeden hiçbir karar vermem der. Sonra Süleyman Aleyhisselam'a mektup yazar. Sonra Süleyman Aleyhisselam'a bizzat gider. Ve Kur'an da onu yöneticilik açısından tenkit edecek tek bir işaret bile bulamazsınız. Tamam mı? Dolayısıyla ve Kur'an-ı Kerim'de kadınla gerçek anlamda pozitif korumacı şey vardır. Pozitif ayrımcılık vardır. Müslümanlar onu elinden almıştır başka. Onun için ben Kur'an diyorum. Onu eğer merak ediyorsanız işte şeyde bugün ya da dün Konya'da Telegraf diye bir gazete çıkıyor. Orada kadın, Müslüman kadına pozitif ayrımcılık diye bir yazımız çıktı dün. Onu okuyabilirsiniz. Bizim sitede de var. Oradan da okuyabilirsiniz. Süleymaniye Vakfı sitesinde. Ayşe validemiz nereden geri kalmıştır ki? Bir düşünün bakalım. Teravih namazı yoktur şeklindeki görüşünüzü açıklar mısınız? Ya bu yoktur. Olsa sizden mi esirgeyeceğim kardeşim? Olsa dükkan sizin. Sonuçta biz bu namazı sünnet diye biliyoruz. Yani siz sünneti red mi etmiş oluyorsunuz? Ya kardeşim, Resulullah hayatında bir kere kılmamış. Hazreti Ebubekir kılmamış, Hazreti Ömer kılmamış. Böyle bir namaza sünnet dersem siz inanır mısınız yani? Efendim istediğiniz kadar namaz kılın. Gece sabahlara kadar kılın ama bir teravih namazıdır. Sünnet-i Mekke'dedir dediğiniz zaman yanlış yapıyorsunuz. Anlattığımız bu. Yoksa sen 24 saat namaz kıl, her gece kıl. Ama bunu sanki Resulullah kılmış gibi gösterirseniz biz buna karşı çıkarız. Ölülerimize Yasin suresini okumak farz mı, vacip mi? Evet. Şimdi ben bunu soranlara bizim Fatih örnek veriyorum burada. Eskişehirli Fatih Hoca. Şimdi İstanbul'da oturuyorlar. Kayınvalidesi her hafta babasının mezarına gidip Yasin okuyor. Fatih de kayınvalidesine diyor ki, ya anne diyor, şu Yasin'in bir mealini okusana. Bir günde diyor ki, ya şu bizim Fatih'in dediği gibi yapayım. Gidiyor Karaca Ahmet mezarlığına. Babasının mezarının başında başlıyor. Diyor ki, bugün de Yasin'in mealini okuyacağım. Okuyor bir sayfa, kalkıp eve geliyor. Akşam Fatih'e diyor ki, ulan oğlum bu benimle ilgiliymiş, babamla hiçbir ilgisi yokmuş. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Böyle bir söz doğru olabilir mi? Vallahi şu manada doğru olur. Tabii bilmediğimiz bir şeyi öğreneceğimiz bir insan lazım. Ama burada derseniz ki Allah'la kulun arasına girecek birisi derseniz, o zaman o şeytandır. Ama bize bir şey öğretecek bir hoca, tabii ki yani bu herkesin ihtiyacı vardır. Bilmediğimiz bir şey öğreneceğimiz, soracağımız, örnek alacağımız, adına ne derseniz deyin, kişilere ihtiyacımız vardır. Nursi diyor ya hocam, süzgeç vazifesi görecek. Yani okuduğun şey veyahut alim şey, neyse. Evet. Allah'a ulaşmak. Süzgeç müzgeç yani derse, yani maalesef perde olursa çok kötü olur. Şefaat nedir? Allah'ın Kur'an'da şefaatine izin verdikleri ne iş yapacaklar?
Şefaat birlikte olmak demektir. Yani birisini yanına almak, yan yana olmaktır. Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Büyük günah işlemeyene şefaatin büyük günah işleyenedir. Büyük günah işleyenler de cehennemde cezalarını çekerler. Cezalarını çektikten sonra cennetteki yakınlarının yanına yerleştirilmeleridir. Onun dışında bir şefaat yok. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız bizim Süleymaniye Vakfı'nın sitesinin ilk ana sayfasında bu konu uzun uzun anlatılıyor. Hem de böyle soru cevap şeklinde orada okuyabilirsiniz. Kişi annesinden veya başkalarından dua isteyebilir. Hepimiz birbirimize dua isteriz. Dua iyilik temennisidir. Yani dua ederiz birbirimize. Onda bir sakıncası yok. Sakınca yok. Çünkü Allah'tan istiyor. Hepimiz isteriz. Velilerin yardımını, onların manevi desteğini kabul etmiyorsunuz. Binlerce yıldır buna inanan bunca insan yanılıyor mu? Vallahi yanılıyorsa yanılıyor. Yani kusura bakmasınlar. Şimdi ben kabul etmiyorum değil ki. Şimdi ayette Allahü Teala ne diyor? 46. surenin 5. ayeti. Ve men azlemu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişiden, yardım isteyenden daha zalim kimdir diyor. Şimdi şurada bir ölü var, yatır, gidip yardım istedin, kıyamete kadar sana cevap verebilir mi? İşte diyor, Allah ile kendi arasına koyarak, niye ondan istiyorsun? Allah onu çok seviyor da, seviyorsa seviyor, sana ne? Çalış sen de sevsin. Allahü Teala diyor ki Allah ile kendi arasına bir kişiyi koyarak yardım isteyenden daha zalimi kimdir? Bunlar onların çağrısından habersizdir zaten diyor. Allah böyle dedikten sonra biz başka bir şey söyleyebilir miyiz? Bu konu zaten orada Aracılık ve Şirk kitabında ve Tarikatçılığa Bakış kitabında açık açık anlatılıyor. Namaz vakitleri Kur'an'da var mıdır? Açıklanmışsın. Namaz vakitleri Kur'an'da bütün ayrıntıları da vardır. Bizim dediğim gibi Kur'an ders sistemimizden bakarsanız bütün namaz vakitlerini görürsünüz. Bir tek sabah namazı, onu da yarın inşallah saat 11'de anlatacağız. Kur'andersi.com. Hocam, iş yerinde cuma namazlarına yöneticilerin iş durumuna göre değil de kafasına göre bazen gönderip bazen göndermediği zaman oluyor. Ne yapabiliriz? Yani eğer işinizi kaybetme durumu varsa, yani onun için işinizi terk etmeniz gerekmez. Niye bunu söylüyorum? Ayşe validemiz diyor ki, o Medine'nin dış kısımlarında avali derler, orada sebzecilik yaparlardı. Ben eskiden 80'de ilk hacca gittiğim zaman orada görmüştüm. O oralarda bu sebze yetiştirenler nöbetleşe gelirlemiş camiye. Bir hafta biri, bir hafta biri geliyor. Çünkü bahçe boş bırakılamıyor. İşte böyle durumlar olduğu için bir de cuma namazının yerine geçecek bir namaz var. Öğlen namazı var. Yani bunda bir ruhsat vardır ama gitmenin yollarını araştırmasında da fayda var. Oruç tutmayanlar fidye verirse olur mu? Olmaz. O oruç tutma şey yok. Oradaki o ayette geçen fidye, Ramazan'da ödediğimiz fitredir. Şeytan Allah'a kullarının yoluna apaçık oturacağım dediğinde Allah o anda şeytanı niye helak etmemiş? Helak etseydi sen nasıl imtihan olacaktın? Biz öyle deriz. Bu şu kafirler hep helak olsa da kurtulsak olacak. Ah, cennete git kurtulursun. Adetli kadın namaz kılabilir mi diye soruyor. Adetli kadın namaz kılabileceğini söyleyenler var ama benim o konuda kafam henüz netleşmedi. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Kan abdesti bozar mı? Kan abdesti bozmaz.
kanın abdesti bozduğuna dair hiçbir sahih hadis yoktur. Kur'an-ı Kerim'de sadece tuvalette yapılan şeyler abdesti bozar. Ön ve arkadan çıkandır. Onun dışında hiçbir şey abdesti bozmaz. Kaza namazı kılınır mı kılınmaz mı? Namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bir insan uyuyakalırsa, unutursa ancak o zaman namazını daha sonra kılar. Onun dışında kılamaz. Siz bir tek uyuyakalır, unutursa, siz bir tek bir vakit namazınızı kazaya bırakın, ömrünüzü namazla geçirseniz onun eksiğini kapatamazsınız. Yapacağınızı tevbe edip bir daha böyle bir şey yapmamaktır. Mezhepler, Peygamber Efendimiz döneminde mezhep yoktu. Sonra da nereden çıktı? Yani şimdi bir hocanın verdiği fetvalar bir araya gelir, mezhep haline gelir. Belki o hocanın hiç haberi bile olmayabilir. Ona mal ederler birçok şeyi. Mesela ben yaşayan bir adamım. Bu internet denen bir şey var. Beni tenkit ediyorlar. Öyle şeyler söylüyorlar ki vallahi ben hayatta öyle bir şey konuşmuş değilim. Asla da konuşmam. Mesela kader konusunda Abdülaziz Hoca diyor ki Allah gaybı bilmez. Ulan Allah'tan korkun ya. Bunu ancak kafirler söyler. Allah geleceği bilmez. Ya yapmayın. Hangi nerede söyledik bunu ya? Niye? Çünkü doğru söylese cevap veremeyecek. İftira edecek ki kendine şey yapsın, adam bulsun. Yani ben de kendi kendime düşünüyorum. Ben yaşayan bir adam olduğum halde hakkımdaki iftiralara bir şey diyemiyorum. Bir ölmüş o mezhep imamları ne yapacak? İslam'da büyü yapmanın cezası. Şimdi büyünün gerçeklik bir tarafı yoktur. Yani insanları aldatmaktır bu. Ve bu günahtır, haramdır tabii. Eğer kişi de böyle bir güç hissediyorsanız bu şirke kadar götürür. Nazar boncuğu asmak nedir? Nazar boncuğu, eğer nazar boncuğunun kendisinde bir güç buluyorsanız, o kurtarıyor diyorsanız o zaman bu şirk olur. Ama nazar boncuğu bir şey olsun diye kişinin ilk dikkatini çeken o olsun da nazar vermesin diye Anadolu'da öyle yaparlar. O zaman o şirk olmaz. Başörtüsü konusunda Kur'an'ın bakışı nedir? Başörtüsü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emridir. Hadis-i şeriflerde öyledir. Zekat konusunu açar mısınız? Günümüzde sadece fakirlere verilir diyorlar. Kimlere vermemiz gerekir? Sadece fakirlere değil, 8 sınıfa zekat verilir. Ve bu yani bu 8 sınıf oldukça kapsamlıdır. Şimdi onu buradan şimdi anlatamam yani ayrı bir konferans konusu. Ama öğrenmek istiyorsanız bizim kuranders.com sitesinde bunların her birisinin ayrıntılı açıklamaları vardır. Yani orada 10.000 saatten fazla Kur'an dersi vardır. Televizyon ekranında 3-5 hoca bir araya geldiğinde hepsi aynı ilmin ihtisasını yaptığı halde neden halkı dinimizden soğutacak şekilde hemfikir olamıyor, tartışıyorlar. Ya kardeşim yani herkesin bilgi seviyesi aynı değil, herkesin anlayışı aynı değil. Bu gayet normaldir. E sizdeki Allah size akıl vermiş yani. Burada şöyle yapar insanlar, ben anlıyorum da başkaları anlamıyor. Ben de onlara dedim, sen anlıyorsan herkes anlar. Yani bunu derler bazen. Ya tamam hocam ben anladım ama kardeşim sen anladıysan herkes anlamıştır. Böyle sen herkesin üstünde görüyorsun, ben anlıyorum da bırak Allah'ını seversin. İlk insan Hazreti Adem mi? Evet. İlk olarak Allah Adem Efendimiz'i nerede yarattı? Dünyada mı yoksa dünyada yarattı? Bu dünyada yarattı, dünyadaki bahçeye koydu, o bahçeden çıkardı, dünyada öldü, yeniden dünyada dirilecek.
Bu kader problemi içinde akıl ve mantığa dayanarak verdiğiniz cevaplar bizleri aydınlatıyorsunuz. Evet, peki ilahiyat öğrencisiymiş, o zaman sana bir görev düşüyor, iyi çalışacaksın. İlahiyat öğrencilerine çok büyük iş düşüyor. Dünyanın en önemli görevidir ama en tehlikeli görevidir. Ona göre çok iyi yetişmemiz ve dik durmamız lazım. Tekrar ediyorum, bir hoca müşteri memnuniyetini düşündüğü anda kaybetmiştir. Yalnız Allah'ın memnuniyeti, rızası olacak, başka bir şey olmayacak. Dünya hayatında kadın ve erkek olmak, yani cinsiyet ve cinsellik üreme için vardır. Ahirette cinsellik ya da erillik, dişilik var mıdır? Vardır tabii. Yani cennet nimetleri içerisinde karı koca birlikte olacak. Hatta ahirete gidecek olan bir, mesela huriler o kadar anlatılır. Millet zanneder ki huriler erkeklere verilecek eşler. Değil, hizmetçilerdir. Cennete gidecek bir kadının güzelliğini Allah tarif etmez. Niye? Çünkü dünyada onu benzeteceğimiz hiçbir şey yok. Huriler benzeteceğimiz güzel kadınlar var ama onların, cennete gidecek kadınların güzelliğini benzeteceğimiz bir şey yok. Bir hadiste diyor ki hurilerle cennetlik kadınlar bir elbisenin dış tarafıyla astarı gibi olur. Yani hangi kadın elbisenin astarını giyerek dışarı çıkabilir? İşte hurinin güzelliğiyle cennete gidecek arasındaki o kadar fark olur, daha fazla. Yani hiçbir cennetlik erkek o cennete giden bir kadının yanında huriye bakmaz. Onlar hizmetçi, başka bir şey değil. Türklerin din yaşadığı şamanizmin etkisi ne derece, malumatınız var mı? Ben şamanizm konusunu incelemiş değilim. Ama bu şirk dediğimiz, yani yanlış inanç, bulaşıcı hastalık gibidir. Bir yerde bir çıktı mı her tarafa yayılır. Çok dikkatli olmak lazım. Kadınlar için namazda örtü tek başına, örtü dışarıda örtü, ölçü nedir? Kur'an okurken örtünmek. Kur'an okurken örtünmek şartı yok da namazda örtünme şartı var. Ayette de ziynetinizi takınınız namaz sırasında emrediyor Bakara 32. ayette. Araf suresinde, Araf 31. ayette. Namaz kılarken Allah bunu emrettiği için kadının örtünmesi gerekiyor. Erkeğin de yani. Abdestsiz olarak bilhassa adette hanım kardeşlerimiz için Kur'an'a dokunabilir. Okuyabilirsiniz. Hiç şeydir. Ha dediniz diyor. La yemessu illel mutahharun. Ayeti nasıl yorumlayabilirsiniz? Orada o ayette innehu le Kur'anun kerim fi kitab-i meknun diyor. Bunu yazdığına göre arkadaşımız Arapça biliyor demektir. Kitab-ı Meknun'da, Meknun bizim Türkçe'de kın vardır, kın. Kılıç kını var ya. Kınlı kitapta, yani siz kılıç kınındayken kılıca dokunabilir misiniz? İşte o da saklı bir kitaptadır, ona mutahharlar dokunur der. Yani Allah'ın temiz saydıkları kimseler. Abdestliye mutahhar denmez, tahir denir. Mutahhar başka bir kelimedir. Dolayısıyla onlar meleklerdir. Oradaki kitab-ı Meknun da levh-i mahfuzdur. Bu Kur'an değildir. Yani bu konuda mesela Fahrettin Razi der ki bu ayetten Kur'an'a dokunulmayacağını anlamak mümkün değildir der. Hocalar başka bir şeye dayanıyor olmalılar der. O konuda sahih bir hadiste yoktur. Adetli kadın oruç tutar dedim. Peki müttefakun aleyh Buhari ve Müslim. Neyse, siz bu hadisleri şey yaparsanız buradaki hadislerin tamamı bizim internet sitesinde var, onun üzerinde. Yani belli ki bilen bir arkadaşımızdır o. Oraya bakabilirseniz hepsinin cevabı verilmiştir. İsa aleyhisselam gelecek mi? Vallahi gelecekse buyursun gelsin ama boşuna beklemeyin, gelmeyecek. Fransız geldi. Evet, o gelecekmiş. Şimdi bir peygamber beklentisi Yahudi ve Hristiyanlarda vardır. O da Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için uydurulmuş bir şeydir İsa Aleyhisselam'ın gelmesi. İsa Aleyhisselam'ın gelmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda bizim internet sitemizde çok açık bir şekilde anlatılmıştır.
Müslümanların birbirleriyle olan kardeşlik hukuku için neler tavsiye edersiniz? Tabii ki yani sadece Müslümanların birbirleriyle değil, bütün insanlara karşı herkesin hakkına riayet etmemiz lazım. İnsanlara da değil, hayvanlara karşı da, çevreye karşı da, her tarafa karşı görevimizi yerine getirmemiz lazım. Farz namazların sünnetlerini kılmak şart mıdır? O namazların başında ve sonundaki sünnetleri ömür boyu kılmasanız bir eksiğiniz olmaz. Ama kılarsanız ondan dolayı Cenab-ı Hak size sevap verir ve size Resulullah'ın bildirdiği gibi cennette sizin için köşkler hazırlanır. O kadar. Tamam, bu konunun cevabını vermiştim. Bakayım. Diyor ki, siz şer'i hukuk değil, seküler hukuk yaparak acayip kurallar koymuşsunuz diye bu sözü muhatap bir doktora tezi yaptırıyorsunuz. Sekülerizm nedir? Daha doğrusu İslam sekülerizmi kabul eder mi? Ha, ben bunu şunun için söyledim. Yani hukuk fakültesinin dekanı şer'i hukuk derken zihninde bir şey canlanıyor. Ama seküler hukuk dediği zaman kendi sahasına girdiğini ve mükemmel bir şey olduğunu söylüyor. Onun penceresinden bakın olaya. Ondan dolayı öyle konuştum. Çünkü bu evrensel niteliği olan çok güzel kurallar. Ya bu ne kadar güzel, bunun üzerinde bir çalıştay yapalım falan demiş. Ben onu anlatmaya çalıştım. Yoksa sekülerizmle bir alakası yok bu anlattığım. Kur'an sünnet bütünlüğünü anlattığınızda namazın kılınması ve vakitleri Kur'an'da yoktur deniyor. Ve bu Kur'an'ı anlamayarak okuyarak olamayacağını örnek olarak söylüyor. Bu konuda çıkan. Gerçekten ilginçtir. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim her konuyu ayrıntılı olarak açıklar. Bakın kutup bölgesine gittik değil mi? Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı bizim oralardan eli boş dönmemiz gerekirdi. Ama inşallah yazılarımız çıktığı zaman göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim o kutup bölgesinin bütün ayrıntılarıyla açıklamış. İnanılır gibi değil. Kutup bölgesini açıklayan ayetler var. Oradaki namaz vakitlerini açıklayan ayetler var. Ama insanlar oraya gitmediği için o ayetleri anlayamamışlar. Mesela şimdi son bitti her şey. Bir küçük bir hikayeyle size bitireyim. 2011 Haziran ayında gittik kutup bölgesine. Güneş tepede dolaşıp duruyor. Gitmeden önce kendi kafamda bir şey tasarlamıştım. Herhalde şöyle olursa akşam olur diye. Şimdi gittik bir akşam rasatı yapmak için. Kendi zihnimdeki havayı oluştu gördüm. Zaten orada da bizim gezilerimizi belgesel yapan bir televizyon ekibi var. Her nereye gidiyorsak ağzımıza mikrofon dayıyor. Şimdi ben de tam istediğim hava şey yaptı ya, bir havalı havalı konuşmaya başladım. İşte tamam falan filan. Şimdi bir geri döndüm, ben güneşi karşıda zannediyorum, döndüm ki arkamdaymış. Bütün havamız gitti, sıfıra düştü her şey. Şimdi geliyor yine ağzıma mikrofon daha yok demiş, gelmeyin. Tamam, ben artık bittim burada. Ve milletten uzaklaştım, gittim. Bir gözetleme kulesi vardı, onun dibinde oturdum. Allah Allah, bu nasıl olacak ya? Güneş tepede dolaşıyor, akşam namazı nasıl, yatsı namazı nasıl, ne batıyor ne bir şey diyor, dolaşıp duruyor. Orada Allahü Teala orayla ilgili ayeti keşfetmemizi sağladı. Ondan sonra milleti topladım, gelin buraya bakayım dedim, geldiler. Şimdi eve gideceğiz. Şu saatte kuşlar öterse biz bu problemi çözdük dedim. Gittik. Bekledik. Sabaha kadar. Zaten sabaha kadar diyorsun ama güneş dolaşıp duruyor. Öyle şey, karanlık maranlık yok ki. Tam söylediğim dakikada kuşlar koro halinde ötmeye başladı. Dakika. Hah, biz bu problemi çözdük. Yani ayeti doğru mu anladım diye. Demek ki doğru anlamışız. Ondan sonra onun üzerine çalıştık. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim inanılmaz bir yapı. Kışın
Mesela niye biz Svalbard'a gittik şeyler Ocak ayında? O kutup ayılarının şey yaptığı bir inmeyin inmeyin dediler. Ya kardeşim ben buraya şeye geldim. İndik. O kar fırtınasının üstüne yatıyor. Yani esip duruyor, seni havaya kaldırıyor. Kaldırmadığı zaman bir ayağını basıyorsun, kar aşağı gidiyorsun. Neyse, ama sonra baktım, ha ayette anlatılanı orada gördük. Şimdi ben eminim ki bizim bu takvim çıktıktan sonra coğrafyacılar, matematik coğrafyacılar ve bazı astronomlar diyecekler ki bu asla olmaz. Ben de onlara diyeceğim ki hadi gelin beraber gidip gözlemleyelim. Niye? Çünkü Kur'an onları bütün ayrıntılarıyla açıklıyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok yok. Bir de biz ondan haberdar olsak her şey bitecek. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kadar sabırla beklediniz. Çok sağ olun. Var olun.